Ve reklamların hemen ardından spor şansına konuklarımızla birlikte devam ediyoruz efendim. Bir tarafımızda Göksel Aydın, diğer tarafımızda Savaş Çoğulu. Pazar tam böyle geç uyanıp kahvaltı sofraları belki kuruludur hala. Belki kahveler yapılmıştır. Biz de o kahvelere eşlik edeceğizdir. Keyifli bir sohbet izleyenlerimizi, dinleyenlerimizi bekliyor. Ve yoğun bir gündem tabii. Haftanın maçında yaşananları değerlendirerek başlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili. Hoş bulduk. Teşekkürler. Dün haftanın en önemli maçında Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe erken bir golle başladı aslında karşılaşmaya ama sonrasında Sörloth silahını kullandı Trabzonspor. Maçın her iki kalecisi sanki skoru belirledi. İki kalecinin performansı çok önemliydi. İki genç kalecinin aynı zamanda Türk futbolu adına da çok önemli iki genç kaleci olduğunu düşünüyorum ben Altay ve Uğurcan Çakır'ın. Uğurcan tabii Altay'dan biraz daha tecrübeli. Gökten Savaş abiyle başlayalım. Nasıl değerlendirirsin genel hatlarıyla karşılaşmayı Savaş Çoğulu? En sondan başlayalım istiyorsun ya da en baştan mı diyelim? Evet, maçın başı çok başında hemen daha birinci dakika olmadan gol attınca Fenerbahçe tabii maçın çabuk koparacağını düşünenler oldu. Evet, ben fakat, öyle düşünenlerden biriydim açıkçası. Ben öyle düşünmedim açıkçası. Ben daha önce söyledim. Orada o statta, o ambiyansta Trabzonspor biraz futbol oynadığı zaman yenilmesi çok zor. Yani ben orada 3-4 tane canlı maç izledim Galatasaray maçlarını. Çok müthiş bir ambiyans var. Seyircisiyle kenetlendiği zaman, o birer birlikteliği sahaya yansıdığı zaman Trabzonspor da çok çabuk toparlandı. Oyundan hiç düşmedi. Senin ifade ettiğin gibi ilk önce kalecilerden başlayalım. Evet, Uğurcan Çakır bu senenin en formda kalecilerinden bir tanesi. Diğer tarafta Altay. Fakat Altay şuradan bir yakalamak istiyorum. Bir defa kaleci antrenörü değişti. İngiltere'den zannedersem evet. Çok iyi bir kaleci antrenörü geldi. Ona rağmen çok bir etkileşim henüz daha yakalamamış. Belli oldu. Önceki iki maçta da ben geldikten sonraki maçları takip ettim. Ben bir değişimin olacağını düşünüyordum yani Alper Hoca'dan sonrasında. Fakat dün akşam da eğer kalecilerin yeri değişse Fenerbahçe dün maçı çok daha farklı olarak alabilirdi. Bunu da kabul etmek lazım. Bir tarafta eleştirilen bir kaleci var. Bir tarafta da maçın adamı olan, maçı kurtarışan, hem skora hem sonucu etkilenen bir kaleci var. Tabi burada Altay'ı da, bunu böldürmemek lazım. Altay da Fenerbahçe'nin şu andaki genel performansına baktığımız zaman tabii. Çok iyi maçlar kurtardı ama dün akşam üzerinden iki kaleci üzerinden bakarsak Uğurcan Çakır'ı çok daha yukarıda tutmak gerekiyor. Bir maça etki etti. Diğer taraftan da maçtan önce de söylediğimiz Vedat Muriç mi, Sörloth mi? Bizim de burada yaptığımız haberlerde hep bunu dile getirmiştik. Şimdi maçın diğer taraftan atanı ve tutanı konuşacak olursak, atanın da, yani tutanın da olduğu gibi atanın da Sörloth Vedat Muriç'e göre bir hayli maçın üzerindeydi. Çok fazla koştu, pres yaptı, çalıştı. Vedat Muriç'i burada yayından önce, baştan önce söylediğim bir şey vardı. Vedat Muriç eğer sadece forvet gibi görevini yaparsa bu maçta etkili pozisyonlar yakalayabilirdi. Vedat Muriç yine aynı şekilde muhtemelen teknik heyetin isteği doğrultusunda, yani bir forvet gibi değil, zaman zaman orta sahaya geliyor, savunmadan top çıkardığını gördük. Çok fazlasıyla kendini yordu. Birisi sürekli gezinen bir Vedat Muriç vardı. Diğer tarafta da sadece gol isteyen, gol arayan ve rakip sahasının içinde gezen bir Sörloth vardı. Attığı gol akıl dolu bir gol. Kutlamak lazım. Orada herkes o golü yemez, atamaz. Tabii burada Altay'ın da kapattığı köşeye rağmen oradan o golü yemesi. O da ilginç. Maçın genelinde baktığımız zaman evet çok iyi bir maç oldu. Fenerbahçe'nin burada hakkı yememek lazım. İyi futbol oynadı, iyi mücadele etti. Ama şöyle bir şey var. Trabzonspor Fenerbahçe'nin tuzağa düşmedi. Geçen hafta burada Gökhan'da Başakşehir-Fenerbahçe maçını eğer karşılaştıracak olursak Fenerbahçe ilk yarıda Başakşehir'i çok yordu. İlk önce tuttu rakibini. Burada Tolga olmak üzere, Ozan olmak üzere. Başakşehir'in bütün hücumlarında Fenerbahçe önce durdurdu sonra hücuma kattı. Burada biraz daha fazla yaptı ama Trabzonspor da burada o Fenerbahçe'nin neredeyse 90 dakika bütün istatistiklere bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin ezici bir üstünlüğü gözüküyor. Eğer istatistikler bazında. Futbol olarak bakıldığı zaman da Fenerbahçe göze hoş gelen futbolcudur. Hakemi de konuşacağız, kararlarını konuşacağız. Evet, evet. Ama şunu net olarak söylemek lazım ki Trabzonspor, Hüseyin Hoca, Hüseyin Cimşir Hoca'yı kutluyorum burada, tebrik ediyorum. Dersine iyi çalışmış. Çünkü son Fenerbahçe-Başakşehir maçındaki bu maçta aynı Başakşehir taktiğiyle Fenerbahçe sahaya çıktı. Orada da Trabzonspor'u hele birinci dakikadaki golden sonra ben biraz daha çekilir diye düşündüm. Farkı ikiye çıkartmak istedi. O arada da Trabzonspor çok kontrollü oynadı. Seyircinin de baskısıyla beraber orada Fenerbahçe'nin gazına gelmedi. Birebirlerde, adam adama da, toplu savunmada çok iyi işler yaptı. Dolayısıyla da aradığı golü ikinci yarı buldu ve galibiyeti elde etti. Fenerbahçe daha da farklı kazanabilirdi. Ama maçın genelinde futbol olarak baktığı zaman aynı ilk yarıdaki o maçta olduğu gibi yine sezonun en iyi maçlarından bir tanesini izledik.
Hemen Göktuğan'a da döneyim. Göktuğan gerçekten dün akşamki maçın kaderini ben de kalecilerin belirlediğini düşünüyorum. Altay çok genç bir kaleci. Çok iyi bir kaleci olacağına inananlardanım ben de. Tıpkı Uğurcan gibi. Uğurcan da Altay gibi genç kaleyi devraldı Trabzonspor'a. Tabii Uğurcan'ın tecrübesi dün bir adım öndeydi normal olarak Altay'dan. Ama genel hatlarıyla sen karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? Bir de tabii kuşkusuz Vedat Muriç-Sörloth kıyaslaması da yapacağız dün akşama dair. Dün daha birinci devrenin bitişinde ben şunu söyledim. Atanın da tutanın da iyi olacak dedim ki bir Rıdvan Dilmen hocamız da maç sonunda o cümleyi kullandı. Çok dikkatimi çekti. Şampiyon olacaksan atanın da tutanın da iyi olacak. Yani Uğurcan kalesine devreşti. Şimdi ben istatistiklerde gideceğim. Hani kaç kere gelmiş Trabzon? Kaç gol bulmuş? Fenerbahçe kaç kere gitmiş? Neler yapmış? Toplam şuta bakacak olursak mesela 16 şut çekmiş. İsabetli şut 4. Yani 2 gol bulmuş Trabzonspor. 4 kere gelmiş, 2 gol bulmuş dönmüş. Biri direkten döndü Sörloth'un. Başka da gelmediler. Fenerbahçe ne yapmış? Beceriksizlik yapmış. Ablukaya almış Trabzon kalesini. Boğmuş. 23 tane şut çekmiş. 9 tanesi kaleyi bulmuş. Ama kalecisi iyiymiş. Ama Fenerbahçe'nin son vurucuları beceriksizmiş. 2-1 yenilmiş. Tabii sonucu etki eden faktörler mi var? Oyun içerisinde her iki takımın da yer yer savunma... Mesela Trabzonspor ben Fenerbahçe'yi durdurmak için çıktığını düşünüyorum Trabzonspor'un. Durduralım, kontra ataklarla gol bulalım. Şey işte. Evet. Durduralım, kontra ataklarla gol bulalım. Ben ilk 58. saniyede baktığımda golü bulduğunda ben de aynı düşünce dedim. Yani maç böyle bitmez. Fenerbahçe 2'yi bulamazsa geri düşer bile dedim. Ki öyle oldu. 15. dakikada 1-1 yakaladılar. Sonrasında 2-1. Fenerbahçe'de sistem var mı yok mu tartışmaları. Fenerbahçe'de Ersun Yanal başarılı mı değil mi tartışmaları artık son bulmalı düşüncesindeyim. Özellikle Başakşehir karşılaşmasında, özellikle bu karşılaşmada şunu gösterdi. Fenerbahçe Kadıköy'de de aynı kadroyla çıkıp karşı kaleyi abluk altına evet. alabiliyor. Trabzonspor gibi en zor deplasmanlardan biridir İstanbul takımlarının. Kolay kolay oradan puan çıkarmak zordur. Oraya gidip yaklaşık ben şeyde baktım burada oynama yüzdelerine baktım. Yani %36'ya 64 logolar yer değişmeli. Yani bu Kadıköy istatistiği aslında. Burada araya gireceğim Göktuğan. Geçen hafta Başakşehir-Fenerbahçe maçında senin söylediklerin aynısı Başakşehir lehineydi. Fenerbahçe orada oyunu durdurma anlamında rakibi kontrollü bir şekilde tutma anlamında Fenerbahçe ilk önce bunu yaptı. Biraz önce ya işte Trabzonspor önce savundu sonra kontrol etti. Başakşehir Fenerbahçe maçında da mesela top istatistiklerine baktığı zaman Başakşehir'de İrfan Can ve Mahmut üzerinde orta sahada çok fazla topu ileri taşıyıp Fenerbahçe sahasında yer aldılar. Fenerbahçe orada akıllı oldu. Topu tuttu. Rakibi yordu sonra kontrayla. Yani Trabzonspor da aynısını yaptı. Şimdi dünkü maçın öncesinde orta sahalara bakıldığı zaman ben Trabzonspor'un orta sahanı zaten maçtan önce de aynı bu görüşteydim. Orta sahada olacak bir maçtı. Dün Trabzonspor orta saha üzerinde Fenerbahçe'yi çok yordu. Ki Gustavo gibi, Ozan gibi, pres yapan, Tolga gibi oyunculara rağmen baktığın zaman şimdi burada Trabzonspor, Sosa, Ndiaye, Obi Mikel, Ekuban. Buraya da Yusuf Sarı. Ekuban yoktu, Sosa yoktu yani. Sahada yani yoktu. Sahada yoklardı yani. Sahanın yıldızı kimdi biliyor musun? Onu söyleyeyim ben sana. Sahanın yıldızı Ndiaye'ydi. Abi Ndiaye savaşan Fenerbahçe'nin bütün o hücumdan kapıp set oyuna döndüğü dakikalarda Fenerbahçe nasıl orta sahada yani bir ara Jalison ön libero gibiydi. Orta sahada pas yapmaya başlamıştı ki o arada Ndiaye hep kesti. Yani bak, Sosa yoktu sahada. Sosa dün evet sahada yoktu. Ama Sosa gibi bir oyuncum varsa her zaman sahada etkili. Tabii Ozan da Sosa'yı tuttu mesela. Geçen hafta bak yine aynı şeyi söylüyorum. Bu maçın geçen haftayla bir eğer karşılaşmasını yaparsak Mahmut geçen hafta mesela neredeyse sahada yoktu ama Fenerbahçe tutan bir Fenerbahçe vardı. Sen de burada ifade ettin yani. Geçen haftaki Başakşehir İrfan Can Kahveci. Geçen ilk yarıda mesela geçen haftaki Fenerbahçe'ye karşı ilk yarıda öyle bir baskı yediler ki İrfan Can Kahveci ile Mahmut'u geçen hafta Fenerbahçe karşısında göremedik. Ya bu spiker hiç ismini söylemedik. Bak işte aynı. Şu anda da Trabzonspor maçının burada yine söylemedik. Hüseyin Hoca dersinde çok iyi çalışmış. Aynı geçen haftaki Başakşehir'in düştüğü hataya düşmediler. İşte onu söyleyeceğim. Hayır ben şimdi geçen hafta katılmadığım yer var ama orada bir belirteyim. Sözünü kestim. Balla kesiyorum. Başakşehir karşılaşmasında nasıl
oyun üstünlüğünü Fenerbahçe kurduysa Trabzonspor'da da kurdu. Ancak Trabzonspor'da Fenerbahçe şanssızlığı, Trabzonspor'un da kontrataklarda, hücumda iyi oyuncuları var. Yani Charlotte Türkiye'de şu anda en iyi hava hakimiyetine, kafa golüyle skora etki edebilecek bir oyuncu, en iyisi. Şu an Türkiye standartlarında en iyi forvet diyebilir miyiz Charlotte? Şu anda kesinlikle öyle. Diyebiliriz. Vedat Muriç ile birlikte ikisini götürecek olursak. Fenerbahçe zaten önde oynuyor. Yani Trabzonspor ne yaptı biliyor musun? Dedi ki Fenerbahçe madem beni böyle boğdu, ben de bekleyeyim. Uzun toplarla kontraya çıkayım. Zaten kalecisi de gelen bazı üç şutun ikisini kalesine, ilk gelen şutu kalesine gören bir Altay var Fenerbahçe'de. Yani 90 dakika boyunca ilk gelen şut gol oluyor Fenerbahçe'de. Bu da bir istatistik, bunu da verelim. Altay'ın ilk karşılaştığı top golle karşılaşıyor. Şimşir Hoca da bunu istatistiklere baktı. Dedi ki Charlotte, sen uzun topları indir, vur. İşte aynı noktaya geliyorsunuz aslında. Yani Gökhan, aslında bir hayır, bak, kontra atak, bir orta saha organizasyonu hiçbir şey yok. Ya bak ne oluyor, ders neyi çalışmış oluyor? Ders neyi çalışmış? Savaşçı evet, ben çok net söylüyorum. Ders neyi çalışmış? Başakşehir mücadelesinde Başakşehir'in yapamadıklarını bu maçta Trabzonspor yaptı ve kazandı. O da niye? Kadıköy atmosferi var. Şimdi sen o zaman 12... Paşa başlarken onu söyledim. Evet, o statta bak Gökhan. 12 numarayı çıkarıyorsun. Galatasaray Trabzon maçı izledim. Ve her seferinde bu Galatasaray için de geçerli. O statta Trabzonspor kolay kolay maç kaybetmez. Onu diyorum, Türkiye'nin en zor deplasmanı. Var. Müthiş bir deplasman saha atmosferi var. Bu sahaya yansıyor, futbolcuya yansıyor. Şimdi bir de burada dün Fenerbahçe'nin mesela orta sahasında dün saha içinde lideri yoktu. Emre Belözoğlu oyuna girdikten sonra biraz toparladı. Emre Belözoğlu Gustavo daha hırslı tabii ki ama böyle toparlayıcı anlamda yoktu. Yani böyle al verler o pas alışverişini geçen haftaki Başakşehir maçındaki Fenerbahçe yoktu. Çünkü basan bir Trabzon vardı. Emre olmuş olsaydı biraz daha farklı. Emre girdikten sonra bunu yaptı. Fenerbahçe daha iyi yapmaya başladı. Bir de biraz önce tekrar söylüyorum. Sörlet'le Vedat kıyaslamasında yapacaksak mutlaka bunu nasıl biraz önce birinci golden sonra ikinci golü bulması gerekiyor dedin ya. Sörlet mesela nokta santrofor gibi besliyorlar. Vedat Muriç isteyen değil. Zaman zaman evet, baktığı zaman geliyor, top veriyor, top alıyor. Savunma yapıyor. Ya o işte golcü bunu yapmaz. Golcü bunu 90 dakikada 5 dakika yapar. Bilemedi 10 dakika yapar. Ama bunu 90 dakika içinde 19 kere yapmaz. Dolayısıyla bu Fenerbahçe daha rahat maç kazanmak istiyorsa çok net bir şekilde Vedat Muriç'i aynı Sörlöt'te olduğu gibi yani 18'in içinde gezen bir forvet. Şimdi o zaman bir lazım. De şeyler de önemli. Şimdi karşılaşma esnasında önemli kırılma noktaları da var. Onlara da değinmek lazım. Hakem hatalarına mı geleceksin? Ben hakem hatalı pozisyon olarak kullanacağım. Yani hakeme ben burada yargılayamam. Hakemi izleyenler biz anlatalım, yorumlayalım. Biz yorumcular olarak sporda dilimizi yumuşatalım. Şiddet artık olmasın dilimizde, vurdu kırdı yok. Biz diyelim ki bu pozisyon sizce ne olmalıydı? Max Kruse'nin Uğurcan'la çıktığı pozisyonda dikkatlice izledim bilmiyorum Savaş Çorlu. Kale arkası kamerasında izledim. Dün onu mesela herkes önüne sonrasında izlemişti. Sonrasında yayınlanan bir video var. Ufak bir görüntü var, var, bir temas var. Evet. Ama o temasta yüzlerce o temasın aynısından faal çalınmayan pozisyon var. Ben de diyorum sana yan kameradan arada santim var. Yani karşı iki futbolcuyla karşı görebiliyorsun. Temas olsa bir de Uğurcan'ın formasını yiyince bakarsan o arada kulüseyle çıkarken. Sanki bana orada hareket ediyormuş gibi geldi. Ama o vücudun normal hareketi. Yani Uğurcan bir bozulur anladın mı alırken? O bozulma yok. Uğurcan alırken elinden topu kaçırıyor. Bunu kabul edecekler. Uğurcan diyecek ki ben kaçırdım topu elimden. Sen iyi kalecisin. Sen Türkiye'nin en iyi kalecisin. Şu anda A milli takımında kalecisi olmayı hak ediyorsun Uğurcan. Bu kadar tartışmaya açık bir pozisyon değil. Yani bu kadar tartışılacak bir pozisyon. Aynen olabilirdi, olmayabilirdi. Aynısını geçen hafta Çaykur Rizefi Galatasaray maçında kaleci Okan çıkmıştı. Oradayken biraz erken düdük çalıyor. Aynı Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçındaki Çaykur Rizefi maçında da pozisyon havaya çıktığı anda düdük çalmıştı. Yani burada hakem üzerinden konuşacak aslında çok şey var. Yani maçın genelinde... Mustafa'nın şutunda... Ya Serdar'ın bu maçta, böyle bir maçta kartsız kapanması mesela normalde inanılır gibi değil. Bak, tamam, ben tarafsız bak. Bir gözüm Serdar'ın. 23. dakikaydı galiba maçın bana göre en iyi adamlarından bir tanesi Endia'nın. Rodriguez'e yaptığı farda Ozan orada normalde Endia'ya çarpıyor. Ozan normalde arkadaşına çarpıyor orada. Sosa'nın ortasında Muriç'in eli kullandığı iddiaları ve var. Ve o pozisyonda Endia'ya sarı kart diyor. Bence çok hafif bir faaldi. O daha maçın başı 20 dakika. Bakın ben burada bir oyuncu. Şöyle yani. Bir şey yapalım. Şöyle bir dil kullanalım. Şimdi Trabzonlu bir sürü dostum var, arkadaşımız var. Benim şu anda hepsi de izliyor. Burada Fenerbahçe'nin hakkını yedi hakem diye konuşmayalım. Evet, evet. Burada şunu diyelim biz. Hakem
Sayın Palabıyık. Orada o düdüğü çalma. Golü atsın Vedat. Git işte çalınca bana gidilmiyor ya. Hemen havadayken çaldı daha düşmeden. Max'ın ayağı yere şey Uğurcan'ın ayağı yere değmeden düdüğü çaldı. Bekle, VAR'a git. Git bir de izle, ver. Ne pozisyonda Serdar? İkinci sarıdan at. İki kere mi yaptı hareketi? Ya, yani eyyam yapma. Ona onu vermedim, buna bunu vermedim yapma. Trabzonspor'un da hakkını yeme. Fenerbahçe'nin hakkını yeme. Beşiktaş'ın hakkını yeme. Anadolu takımlarının hakkını yeme. Yani Mustafa şut çekiyor. Raket gibi eliyle top yönü değiştiriyor. Gole giden top dışarı çıkıyor. Onu ver penaltıyı. Arkasında da Serdar çok mu sert hamleler yapıyor? Bir sarı, ikinci sarı. Çık de dışarı. Sen hakemsin. Veya bir diğer Vedat Muriç eliyle aldı iddiası var. Evet, evet. Evet. Tartışması var. Ver penaltıyı direkt çal. Yani VAR sen ne yapıyorsun VAR? Niye Trabzonspor'un hakkını yiyorsun bu maçta? Belki 3-1, 4-1 bitecek. Belki Fenerbahçe penaltı atamayacak o Gustavo'nun verdiğini. Belki Vedat Muriç'in golünde durum 2-2 olacak. Belki 3-2, 4-2'ye gidecek maç Trabzon lehine. Yani sonucu etki eden olaylar artık... olmasın. Biz yani burada Fenerbahçe'nin hakkı yendi demeyelim. Biz burada her iki takımın da haklarını savunacak Türkiye'de, şekilde konuşalım. Türkiye'de hakemlik bütün bitiyor. Takımlar. Türkiye'de hakemlik hakikaten bitiyor. Ve ben bakın 18. haftaya, 20. haftaya geldik. Kalan haftalarda çok daha kritik hakem hataları olabilir. Yarış kızışıyor. Şu anda 6 takımında bana göre hala 5 takımında 6 takımında şampiyonluk şansı var. Bugün Sivas kazanırsa ciddi anlamda bir avantaj yakalayacak. Fenerbahçe dün kazanmış olsaydı şampiyonluğu... Bir yandan Mustafa'dan editör arkadaşımızdan rica edeyim. Puan durumu da ekranlara gelsin. Eğer Fenerbahçe kazanmış olsaydı şampiyonluk için büyük avantaj elde edecekti. Tabii en zorlu deplasmandan 3 puan büyük avantaj elde etmiş olacaktı. Şu anda Trabzonspor şampiyonluğun bana göre en güçlü adaylarından bir tanesi. Trabzonspor Fener'in üzerine çıktı. Sana göre değil, herkese göre öyle. Yani ben sezon başında da Trabzonspor'un hele ki şu yapmış olduğu transferlerle beraber iki tane stoper ilerme gibi bir oyuncu transfer ediyorsunuz. Ligi bilen ki... İmzadan bir gün sonra böyle hemen ertesi gün maça çıkan futbolcu çok nadir görülmüştür yani. Kendi liginden bile transfer etmiş olsam. Ki Cilerma bu ligin en önemli oyuncularından bir tanesiydi. En önemli orta sahalarından bir tanesiydi. Trabzonspor büyük avantaj yakaladı. Bundan sonraki süreçte, bundan sonraki haftalarda hakemlerin üzerindeki o baskıyı nasıl alırlar, nasıl atarlar bilmiyorum ama hakemler senin dediğin gibi gördüğünü çalacak kardeşim. Yani burada bunu veremediğin bir taksi veremeyecek. Trabzon'un sahasıymış. Kadıköy'den çıkış yok. Kadıköy'müş. Düşünme arkadaş sen çal. İnan. O yöneticiler de der ki ya bizim penaltımızı çaldı, adamların da penaltısını çaldı. Bunu desin ya. Yani sen orada Fenerbahçe'nin penaltısını çalmadın. Hadi karşılık olarak da Trabzon Serdar'a da kırmızı vermeyeyim. Ya ver 10 kişi kalsın Fenerbahçe. Onu ver, onu da ver. Yani Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 10 kişi bırak ama ona karşılık da penaltıyı veya golü vermemezlik yapma. Bunu Trabzonlular da istemez. Çok güzel bir oyun oldu orada. Tribünlerde tabii, ben yine hakeme rağmen gerginlik olmadan topun bir o kalede bir bu kalede olduğu, futbolcuların düştüklerinde birbirlerini tutup kaldırdıkları. Gerginlik olmadı futbolcuların. Çok tırmanmadığı bir karşılaşma izlediğim için bir futbol sever olarak mutluyum. Futbol anlamında da çok güzeldi. Saha içinde ufak tefek tartışmalar her zaman olur. Böylesine yani gergin böylesine şampiyonluğun böyle her an her hafta virajı değiştirebileceği bir ortamda böylesine önemli bir karşılaşmada. Evet, futbolcular üzerine düşeni yaptı. Hakemler de yapacak. Camiler yaptı. Maç sonunda ufak tefek bir tartışmalar oldu tabii ki hakemin üzerine Fenerbahçe'ye futbolcular. Emre Belezoğlu, ben bak herkes eleştirirken ben Emre Belezoğlu'na sahip çıkmışımdır Gökten. Evet, Fenerbahçe için çok iyi bir haber. Oyuna girdikten sonraki etkisini yine söylüyorum. Ama Emre Belezoğlu o sinirlerine biraz daha hakim olması lazım. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ilerliyor. Hala şu anda 3 tane 4 tane takım içerisinde daha gergin geçecek maçlar olacak. Ve evet daha gergin geçecek maçlar olur. Hemen bir benzetme yapayım. Yine burada kimse yanlış anlamasın. Böyle parantez içinde geçen seneki Arda Turan örneğini veriyorum. Hakeme çok yakın bir pozisyonda itiraz etti. 16 maç sonra 11 maç. Yani bu şampiyonluk yarışına giderken böyle bir hataya o agresifliğini, o sinirini biraz daha yumuşatması lazım. Çünkü yarış her geçen gün biraz daha kızışıyor ve biraz daha böyle agresifleşiyor. Emre Belezoğlu kaptan, Fenerbahçe'ye sana ihtiyacı var. Bunlara biraz daha dikkat edeceksin. Maçtan sonra da yani yapıcı olacaksın. Orada bir olay oldu. Orada bir tartışma olmuş. Sen kaptansın. Abi diyoruz ya. Takımın abisi değil misin? Takımın lideri değil misin? Eğer abiysen sen orada yapana engel olacaksın. Sen bunu yaptığın zaman ortayı böyle yangına körükle derler yani böyle. Yangına körükle gitmeyeceksin. Ve Fenerbahçe'nin sana... Emre Belezoğlu bir şey yaptı mı ki? Maçtan sonra. Sarı kart gördüğü pozisyonda bir tepkisi vardı hakem ama kendi, maçtan yani sonra... Kendi arkadaşlar kendine kızdı da gördü yani. Kendine kızdı. Trabzonsporlu birine bir şey değil mi? Kendine kızdı. Bir şeyler yaptı hakem. O da ona verdi yani. Maç sarısı bittikten sonra
bir futbolcuyla karşılıklı söz, hani o söylemek bile şey yapmıyorum. Yani daha önce bu tip şeylerde bulunmuştu. O yüzden Emre Belözoğlu maç sonrası da maç kadar önemli yani, maçtan sonrası kadar. Emre Belözoğlu saha içinde değildi. Yani ben maç sonrasında görmedim yani. Maçtan sonradan bahsediyorum. Maç bittikten sonraki o... Ama en sakin, en sakin futbolcu abi. Ya bildiğimiz en sakin, hiç beklemediğimiz futbolcu abi. Bazen o koridorda o adrenalin ya. Yani nabız orada 180-200'leri buluyor yani o esnada. Sen o esnada yanından geçen oley moley dediği zaman da bir şey söylersin yani. O ya normal. Daha, onu daha normal biraz, daha biraz önemli daha olan, şey olması önemli lazım. Olan neydi biliyor musun? 90 dakika boyunca o tribünlerden herhangi bir evet. sahaya giriş olmadı, bir hakeme koşan olmadı, futbolculara koşan olmadı. En sevindirici tarafı burasıydı. Yani bunları çok görüldü. Bunlar artık olmuyor. 62-22 biraz etkili oldu bu yasa. Daha da genişletilmesi bekleniyor. Spor Bakanımız muazzam, Türk sporuna muazzam işler yapıyor. Buradan tekrar teşekkür ve tebrik edelim. Daha da iyi olacak. Yakın zamanda aslında şu da olmaz ben düşünüyorum. Spor yorumcularına da 62-22'den ceza vermeliler bazı yerlerde. Derler demin de 3 ay vermeyecek. Yani Savaşçı oldu sen diyecek hata yaptın 3 ay sen yorum yapama falan. Yani bu da olmalı bence. Çünkü bazen spor yorumcuları da geliyor. Yani biz geliyoruz. Sen geliyorsun öbür geliyor. İsim vermiyorum. A, B, C kanal vermiyorum ama ortamı gelen yorumcular da var. Kişisel egolar yüzünden bir anda camialar birbirine düşman oluyor. Yani ben burada katılmıyorum. Kişisel yorumcular hiçbir zaman kimseye hakaret falan yapmıyor. Eleştirisini yapıyor. O kişisel yorumcuların dışında ben kişisel yöneticiler biraz dikkat etmesi lazım. Yöneticiler geliyor ortamı. Yani karşılıklı işte. Bak futbolcular artık biraz önce söyledik. Sahada bu yorumlara zemin hazırlayan yöneticiler evet, de var. Burada tribünü oynayan yöneticiler, sosyal medya oynayan yöneticiler var. Maç sonrası açıklamalarına şöyle bir bakalım. Kimler ne yapıyor? Ben burada isimleri hedef göstermem senin dediğin gibi. Ama herkes için geçerli bu. Yorumcular yorum yapar. Görüşünü söyler. Hakaret etmediği sürece, küfür etmediği sürece 62-22'lik bir şey olmaz. Olmaz yani. Bir maç sonuna... Ama çok özür dilerim. Yani o yüzden bu konuda bence büyük iş yöneticilere düşüyor. Çünkü yöneticiler her seferinde daha böyle temkinli olacak diyoruz. Daha böyle ortamı gelmeyeceğiz diyoruz. Ortam geriliyorsa... Saha içinde futbolcular dün maçtan sonra çok güzel bir şekilde çıktı. Sayın Ali Koç maçtan sonra otobüse giderken kalp çekti. Açıklamalar daha dikkatli olursa yorumcular da daha dikkatli yapmadı olur. Herhalde dün Fenerbahçe'de bir Semih Özsoy yaptı açıklama. Şimdi zaten bir maç sonuna uzanalım. Maç sonunda önce futbolcuların yaptığı A-Spor mikrofonlarına ve basına açıklamalarını izleyelim. Kazandığımız için mutluyuz. Bütün oyuncu arkadaşlarıma özellikle... Maçın başından sonuna kadar mücadelelerinden dolayı ortaya koymuş oldukları istek ve arzudan dolayı hepsini tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Şöyle maça tabii başlarken şok bir golle başladık. Planladığımız bir şey değildi, hiç beklediğimiz de bir şey değildi. Ama ondan sonrasıyla alakalı oyuncularımız maçı bırakmadılar. Sonrasında öne geçtik. Dönem dönem İyi oynadığımız, dönem dönem topu rakibe verdiğimiz zamanlar oldu. Pozisyona girdik, pozisyon da verdik. Ama genel itibariyle bakıldığın zaman kazandığımız için son derece mutluyuz. Sturuş'la ilgili söz sormak istiyorum. Oyuna girdikten sonra yaklaşık 7-8 dakika sonra bir atakta, sağ taraftan ataktaydı. Bir soldan koşmaya çalıştı, koşamadı. Sanırım bir problemi var. İsteksiz miydi yoksa sakatlığı ciddi yok, mi? Bir problemi yoktu. Şöyle tabii en son Antalya'daki devre arası hazırlık müsabakasında sakatlanmıştı. Uzun dönem takımdan ayrı kaldı. Son salı günüyle beraber takıma katıldı antrenmanlara. Biz de maçın gidişatıyla alakalı özellikle öndeyken topun bizde kalmasıyla alakalı bir hamle yaptık. Eksikler olabilir, fiziksel eksiklikler olabilir. Ama dediğim gibi en kısa sürede toparlar. Herhangi bir sakatlığı yok yani. Bize katkı yapar. Şöyle, ilk soruyla galiba aşağı yukarı aynı. Biz de hakemden çok memnun değiliz. Özellikle maç 1-0 iken verilmeyen bize göre bir penaltı var. Bütün takdir haklarını bana göre Fenerbahçe'den yana kullandı hakem.
kartlarda olsun, efendime söyleyeyim faullerde olsun bence hiç adil bir yönetim gösterdiğini ben de düşünmüyorum. Tabii lig bir uzun bir yarış. Bizim 15 haftamız kaldı. Rakiplerin 14 kaldı. Hep söylüyorum yani buraya başladıktan sonra bizim, benim ve camianın bir hayali var. Bizim bu hayalimiz hak edilerek kazanılmış kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak. Camia olarak, takım olarak biz bunun hayalini kuruyoruz. İnşallah 15 basamağımız kaldı, adımımız kaldı. Bunu hep beraber camia anlamında kenetlenip istediğimiz, hayal ettiğimiz yerde ligi bitiririz. I think first half we were really good. We created a lot of chances, scored two goals, and it's really shows character from the team that when we're under 1-0. Özellikle ilk yarıda gayet iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Erken bir gol yememize rağmen savaştığımızı gösterdik, karakterimizi gösterdik. Bizim için gayet önemli pozisyonlar yaratmıştık ilk yarıda. Ama ikinci yarı sadece bir savaş halinde geçti açıkçası. Biraz mücadele halinde geçti ama özellikle ilk yarıda iyi oynadığımızı ve iyi fırsatlar yarattığımızı söyleyebilirim. Aslında belki daha fazla faul verilebilirdi. Daha fazla faul almam gerekirdi bazı pozisyonlarda. Rakibimizin yaptıkları görülmedi. Biraz benim yaptıklarım görüldü diyebilirim. Ama ben hakemle daha sonra maçtan sonra konuştuk. Aramızda herhangi kötü bir duygu yok, kötü bir şey yok şu an. Herhangi bir numara, herhangi bir rakam belirlemiş değilim kafamda. Zaten bunun üzerine konuşmayı çok seven birisi değilim. Önemli olan, ilk olan önceliğimiz takımın kazanması. Eğer takım kazanırken ben de gol atabiliyorsam tabii ki bu bonus bir ekstra olarak gelir ama dediğim gibi önceliğim takımın kazanması. Gerçekten inanılmazlardı. Bazı zamanlar oldu ki hemen yanımızda duran arkadaşımıza bile sesimizi yetiştiremedik. Bizim sesimizi duymadı taraftarın desteğinden, taraftarın sesinden. Gerçekten harikaydı. İnanılmaz bir destek verdiler. Bazı pozisyonlar sizin koşabileceğinizden, yapabileceğinizden de fazlasını sizden istediler. Ve belki de bunu yapmanızı sağladılar sizden. Tabii ki bunu başarabilmek için yeterli kalitemiz kesinlikle var. Ama bizim maç maç değerlendirmemiz ve maçlar üzerinden gitmemiz gerekiyor. Genele bakmadan önce maç maç değerlendirip kendi kalitemizi ortaya koyarak onu kullanarak bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Benim bireysel performansımdan çok takımın ne yaptığı bugün önemliydi. 1-0 geriye düşsek de çok iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ben de onlara yardımcı olabilmek için sahada tam var gücümle çalışmaya çalıştım. Bugün çok kritik, çok önemli bir galibiyet aldık. Bizim için, zirve için çok önemliydi. Takım bütünleşti, taraftar bütünleşti. Bugün galibiyet geldi. Çok mutluyuz. Takımımızla, taraftarlarımızla, şehrimizle bütünleştik ve bu galibiyet onlara da armağan olsun. Şampiyonluk bu maçlardan geçiyor. Rakiplerimizle oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. En azından puan almamız gerekiyor. Bugün kazandık. Fenerbahçe'de üst sıraları oynayan bir takım. Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi. Gerçekten çok önemli bir turnuva. Euro 2020. Orada olmak tabii ki istiyorum. Ona yönelik çalışmalarımı yapıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah orada olup oynasam da oynamasam da. Çünkü milli takım oynamasanız da ben oraya 1000 kere çağırsam 1000 kere gitmek isterim yani. Takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmek adına. Oynayıp oynamamak önemli değil ama ben oynayacakmış gibi kendimi hazırlayıp kendimi geliştiriyorum. İnşallah şans gelirse hocamız, Şenol hocamız görev verirse oynamaya hazır olarak gitmeye çalışıyorum. Kupada bizim hedeflerimizin bir tanesi açıkçası. Hedeflerimizden bir tanesi. İnşallah Erzurum maçına en hızlı şekilde hazırlanıp adapte olup galip gelmek istiyoruz. Turu geçmek istiyoruz. Şok bir golle başladılar. Kötü başladık oyuna. Ama bunu çok çabuk üstümüzden attık. Biz de baskıya devam ettik. İleriki oyuncularımızla birlikte skor da bulduk. Çok iyi bir oyundu. İyi mücadele ettik takım halinde. Girenle, çıkanla, hepsiyle çok iyi mücadele ettik. Şampiyonluk tek başına olmuyor. Sadece bir futbolcuyla olmuyor. Bir futbolcunun iyi oynamasıyla olmuyor. Bir ruhtur. Bu ruhu yakaladık biz de taraftarımızla birlikte. Bugün çok iyiler, bizi çok desteklediler. İnşallah her maç böyle devam eder. Bizi çok güzel ittiler. Geri düştüğümüzde de çok güzel ittiler. O yüzden ben umarım böyle devam eder. Biz şampiyonla oynayan bir takım olarak her maç takım stadımızı böyle full görmek istiyoruz. Biz bu takımla şampiyonluk için savaşıyoruz iki kulvarda da. O yüzden bana görev verildiği anda ben buradayım. Maç sonu açıklamalar bu şekilde. Ersun Hoca'nın maç sonu basın toplantısındaki sözleri önemli. Birilerinin istediği olmayacak, şampiyon biz olacağız dedi Ersun Yanal Fenerbahçe teknik direktörü. Birilerine son sözü söyletmeden son sözü Fenerbahçe söyleyecek. Tam olarak cümlesi bu Gökhan. Hocanın sözlerine bakalım hemen. Herkes saygı duymalı dedi. Çok üreten olduğumuz maçı maalesef kaybettik. Bu bizi oldukça üzdü. Ancak mücadelemize herkes saygı göstermeli. Birilerinin istediği olmayacak.
birilerine son sözü söyletmeden Fenerbahçe son sözü söyleyecek. Biz şampiyon olacağız. Biz yolumuza aynı şekilde çalışarak devam edeceğiz. Bu çalışmaların sonucunda da arzu ettiğimiz şampiyonla şampiyonluğu alacağız. Karşılaşmayla ilgili bitiricilik sorunumuz ortaya çıktı. Bunların üzerinde duracağız. Hepsini çözeceğiz açıklamasını yaptı Ersun Hoca. Dünkü basın toplantısında Medipol Başakşehir ile birlikte biz sahada bambaşka bir Fenerbahçe görmeye başladık. Taraftarın istediği, camianın istediği, o önde basan, pozisyona giren, savunmayı aynı anda ihmal etmeyen, orta sahada etkili olan. Dün akşam iki önemli hücum hattına sahip takımın karşılaşmasını izledik biz. Bana ligde en çok keyif veren iki takım, iki hücum takımı. Dolayısıyla hocanın sözleri de önemli tabii. Ersun Hoca şunu demek istemiş. Ben demiş sahada her şeyi yapıyoruz. Şimdi şuradan da bakmak lazım. Bir ara transfer dönemi geçti. Fenerbahçe'ye futbolcu transferi yapılamadı, yaptırılmadı. Bir şekilde alamadılar. En son işte Palet'in lisansı çıktı. Şimdi diğer takımların yedek kulübesine bakın. Ya da bu devre arasında kattığı güce bakın. Bir de Fenerbahçe'ye bakın. Ersun Yanal elinde bir sağ bek vardı, sol bek yaptı. Bir ön libero vardı, stoperi yoktu, stoper yaptı. Ki dün çok başarılıydı Cahilson yine. Ya bireysel hatalar olabilir. Sen çünkü o bölgenin oyuncusu değilsin. Yani sen orta saha oyuncususun. Ama seni stopere devşirdiyse ben başarılı gördüm. Yine bir orta sahayı kanat yaptı Tolga'yı. Tolga Ciğerci. Bu arada ligin ilk yarısındaki ilk maçlarda Jailson'dan stoper ısrarı çok eleştirilmişti. Evet. Onu da söyleyelim. Ama yok işte bak Sadık evet. Sakatlandı. Zanka'yı yolladılar. Elinde bir Rami var. Rami de yine bir Ziraat Türkiye Kupası maçında bir iyi bir hareketlendi. Ama yine güvenilmez. Ersun Hoca dedi ki ne yapayım ben mutfakta bunlar var. Ben mutfaktaki bu malzemelerle bir yemek yapmalıyım ki çok lezzetli bir yemek yaptı. Bunu da söylemek lazım. Yani oyun izlerken sıkılan var mıdır bilmiyorum. Dünkü maçta veya Başakşehir maçında... Futbol olarak kimse bir şey diyemez. Evet. Sistem, ama... bak sistemse sistem. Geçiş oyunuysa geçiş oyunu, set oyunuysa set oyunu. Futbolun bir dilindeki bütün literatürleri gördük. Trabzonspor da aynı şekilde, Sivasspor da aynı şekilde, Başakşehir de aynı şekilde. Bak ligde bu şekilde oynayan, şimdi diyecekler ki hani bizim maçı konuştuğumuz için televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz de Fenerbahçe'yi savunuyor yazmışlar. Değil. Sivasspor lider mi? Oynadığı oyunu sıkılan var mı? Tak tak sağdan. Onlar da aynı şekilde. Geçiş oyunu yapıyor, set oyunu yapıyor, hücum, önde baskı, pres, ceza sahasında çoğalma ve liderler. Başakşehir, bakmayın Fenerbahçe oynatmadığına. Başakşehir de şu anda yani tribünleri boş ama zor deplasmandır. İstanbul'daki en zor deplasmandır. Başakşehir gibi sistemine sadık kalan kesinlikle taviz vermeyen 90 dakika boyunca hayır sen istediğin oyna ben bu oyunda oynayacağım deyip hiçbir şeyini değiştirmeyip inatla pas yapa Okan aslında Abdullah Hoca'nın bıraktığını Okan Hoca biraz daha kreatif hale getirdi. Daha böyle bol gollü bir Başakşehir izliyoruz. Önceden Abdullah Avcı'da daha gol sorunu yaşayan ama şimdi Okan Hoca biraz daha kreatifleştirdi. Daha gollü ama yine Trabzonspor. Ya bakmayın dün öyle 36 oynadığına. Yani dün de Fenerbahçe'yi durdurmak için kontra sistem yani. Orada dedi ki ben hoca Fenerbahçe bana baskı yapacak mecbur. Atmosfer böyle. Ben dedi onu alıp arkasına, savunma arkasına atıp bulayım dedi. Golü buldu. Ama sen Trabzonspor da bu anlattığımız futbolun dilindeki bütün o restelleri gösteriyor insanlara. Ne güzel. 4 tane şu anda benim izlerken keyif aldığım takım var. Sivas, Trabzon, Başakşehir, Fenerbahçe. İzlerken keyif alıyorum. Ben de... Fenerbahçe özüne dönecek olursak, hani sistemi var mı Ersun? Bu tartışmaları artık yapmak. Biz şimdi ne diyoruz? Cimşir Hoca'yı tebrik ediyoruz, Rıza Hoca'yı tebrik ediyoruz. Okan Hoca'yı kreatif hale getir diyoruz. Bunları derken birileri duymuyor. Ya Ersun Hoca'ya haksızlık yapılıyor deyince Fenerbahçe formanı çıkar deniyor mesela şimdi. Ya şimdi ben Okan Hoca diyorum ki Başakşehir'i kreatif bir futbol oynat. Daha böyle bol gol pozisyonu izliyoruz. Şimdi o zaman ben Galatasaray forması mı giymiş oluyorum? Ha Sivaslıyım. Sivas forması giymem normal. Peki neden doğru oyunu şimdi doğru oyunu buldu
Ersun Hoca takım niye? Daha ha, niye değil mi? Niye şimdi buldu? Niye oldu? Niye neden? 20. hafta? Heh. Niye birinci değil ki ilk ikinci hafta? Değil ya da geçen niye? Sezonun son haftaları değil. Niye hayır, geçen sezon hiç kalkma. Geçen sezon Ersun tamam, Yalan'ın hiç aynı aynı. Geçen tamam, bu neden 20. Bu sezon sol beksiz başladı mı? Hasan Ali sakatlığıyla. Ceza hala öyle. Hala öyle bakın devam evet. ediyorum. Yani Dirar'ı sağ bek aldı sol beke. Yani sana diyor ki sen araba kullanmayı biliyorsun değil mi o? Otomobil, normal otomobil. Diyor ki sana, geç diyor şu dozeri de kullan. Diyeceksin ki dur tamam alışırım ben en azından biliyorum devriyajımı biliyorum ama bir süre alışma sürecim vardır. İşte o süreçte ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta, beşinci hafta stoperin yok. Aynı bak aynı sorun orada da yaşadı adam. Yani Ersun Hoca'ya haksızlık burada ediliyor. Adamın elinde kadroda aldıkları zankası... Gitti zaten bakın yarım sezon durdu Zanka. Yarım sezon durabildi. Yok yani stoper bağlamında Fenerbahçe'nin istediği bir stoper değildi. Türkiye'de de isteselerdi verirler. Demek Türkiye'ye de uygun değil. Gitti. Rami Fransa Dünya Kupası'nı alırken sahada mıydı? Sahadaydı. Ama Arda Turan da Barcelona'daydı. Şimdi nerede? Mesela. Zamanında yani demek ki bir düşüş var. Düştü, geldi. Özel hayatı tabii ki etkilemiş Rami'yi. Geldi burada yeniden futbola başlamaya çalıştı. Sonuç itibariyle Ersun Yanal hep mevki sorunu yaşadı. Kanat oyuncusu. İşte hala yaşıyor ama. Yaşıyor ama oturdu. Orada... Hayır onu diyorum. Artık Tolga Ciğerci ben orta saha oyuncusuydum. Bir anda ben sol kanatta oynamaya başladım. Dönüyor... Jailson diyor ki ben artık stoperim demeye başladı. Yani 20. hafta birine 40 gün deli de deliyim der yani. Ona da 40 gün artık sen Jailson stopersin dedi stoper oldu. Dirar'a dedi ki senin sol ayağın yok ama ben seni sol bek yaptım dedi. Adam bir de sol ayağını geliştirse harika bir sol bek onu söyleyeyim. O çekip sağa vermeye çalışıyor sola dönemiyor. Mükemmel bir sol bek Dirar. Gökten bak şimdi çok güzel Ersun Yalın'ın söylemlerini özetledi sevgili Ceyda. Şimdi neden şu konuşulmuyor? Hocayı bir defa ben Fenerbahçe Beşiktaş maçından bu tarafa o beklenen Ersun Yanal'ın futbol oynattığı için kutluyorum. Bak, neden bekledi dedi. 16-17 hafta, 15 hafta diyelim buna. Ersun Yanal, geçen sene atıyorum dışarıya ama bu sene o 2014-2015 şampiyonluğundaki futbolun hep uzağında kaldı. Kaytı vardı, vebosu vardı. Abi bırak. Neleri vardı yani elinde. Malzeme zengindi. Ya malzeme... Senin hücumcun kim var ya? Vedat Muriç'ten aç kim var söyle. Abi. Kaleye şut çekebilir. Şunu kabul etmiyorum. Malzeme tabii ki iyi malzeme herkes oynatır. Önemli olan sen bunun için geldin. Gelirken de biliyordum bu kadronun böyle olacağını, Fenerbahçe'nin zor şartlarda olduğunu. Bana dünya yıldızla topluluğu bir takımı koy, Ceyda da takım başına çıksa, sen de çıksan, ben de çıksam bu takımı oynatırsın zaten. Bu Fenerbahçe'nin kadrosu kötü kadro değil. Sol bekiye geliyoruz, sonra da bu hocanın ya da hocanı tebrik ettik mi? Ettik. Hocanın şu sözüne de katılmama mümkün değil. Son sözü biz söyleriz. Çok güzel bir söz. Ersun Hocam, tebrik ediyorum. Burada, bu konuda tebrik ediyorum. Son sözü biz söyleriz kadar güzel bir söz yok. Çünkü futbolcuları motive ediyorsun. Herkes camiayı söylüyor ama onu bir dakika ya. Abi camiayı da kenetliyorsun. Ama şu sözü teknik direktörü. Ama şu sözü kabul etmiyorum Ersun Hocam. Hiç kimse bana kızmasın. Birileri istediği olmayacak. Fenerbahçe 2014-2015'te birileri istediği için bir şampiyon oldu. Ya da Galatasaray ya da Trabzonspor ya da Beşiktaş şampiyonlukla birileri kim istediği için oldu. Kim anladın Savaşçıoğlu birileri derken? Yani niye ona karşı çıktın? Birileri istediği... Belki içeride birilerine kızdı kulüp içinden birilerine. Belki... Genel anlamda doğru hayır, o başka... bir söz olmadığını ben, söylüyor. Ben bunu istemedi. Genel anlamda birileri... Bak şu sözü çok güzel. Bak tekrar söylüyorum. Son sözü biz söyleriz. 34. haftayı kastediyor. 33. haftayı kastediyor. Fenerbahçe'nin son 8 hafta fikstürü bana göre Türkiye Ligi'nin şu andaki en güzel fikstürü Fenerbahçe'de. Belki yine Nisan'da şampiyon olacak. Ama bu kelime için... Yani bunun ucu açık bir kelime. Herhangi bir teknik direktör bunu söylese ceza alır. Herkes söylüyor. Bana yani. O zaman ben bunun içine şunu derim. Baktığın zaman Türkiye Futbol Federasyonu. Fenerbahçeli. Kurulları Fenerbahçeli. Sayın Nihat Özdemir Fenerbahçeli. Yani burada ya, yanlış bak, anlaşılmasın. Bak lütfen, ben şunu söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ya, bunu yapmayın bak, işte. Yanlış bak, anlaşılmasın. Bak, diyorsun sonra yanlış anlaşılmasın diyorsun. Hayır. Ama devamını deme. Getirsin. Ama dur, devamını Fenerbahçeli, getirsin. Fenerbahçeli Nihat Özdemir diyorsun. Şöyle yapalım. Devamını getirsin sonra sen ya, Galatasaray'da mesela atıyorum Haluk Ulusoy döneminde çok fazla Galatasaray'ın kazanmış. Galatasaray denildi. İşte geçen sene Galatasaray şampiyon oldu. Beşiktaş başkanıydı. Ya, bunlar işte, gibi bak, gibi. Bunlar yanlış şeyler. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Siz bu kelimeyi kullanırsanız eğer bunu ucunu açık bırakırsanız bunu Fatih Terim de söylese, Şenol Güneş de söylese, Sergen Yalçın da söylese, Abdullah Avcı da söylese, Okun Buruk da söylese yanlış anlaşılır. Şu söze kimse bir şey demiyor. Bak tebrik ediyorum. Son sözü biz söyleyeceğiz. Bu motivasyon örneğidir. Yoktan. Ama şu birinin istediği olmayacak. Fenerbahçe'nin, TFF, Nihat Özdemir Sayın Başkan'ın kurulurken kulüplerden isimler isteniyor ya. Vermediğini biliyor musun?
Ne vermedi? Fenerbahçe isim istediler, vermedi. Ne için vermedi? Kurullara. Ya vermeyebilir. Ama... Galatasaray verdi, Beşiktaş verdi, Trabzonspor verdi. O dedi ki yok dedi, biz tarafsız, siz dedi... biz orada taraf ya kullanmıyoruz. Bunu, diyorsun ki ama kurullarda, Fenerbahçeliler var diyorsun. Kurullarda Galatasaraylılar da var, Beşiktaşlılar da tamam, var. Var. Ya ama Gökhan, Fenerbahçe bak, vermedi. Şunu çok net, sen benim ne kadar objektif bir insan olduğumu biliyorsun. Şurada bu kelimeyi kullanırsan tartışmaya açılırsın, açık bırakırsın. Buna ne gerek var? Bana şunu söyle ya. Sezon bitti, hala benim sol bekim yok. Bunu tartış. Geli zaten. Bunu söyle. Diyorlar. Yani Fenerbahçe'nin neden mesela burada Falit'i alıyorsun da neden sol bek alıyorsun? Evet. Niye almıyor biliyor musun sol bek? Niye? Söyleyeyim. Niye diye sorarsın, ben de cevap vereyim hemen. Şey olsun yani. Ver abi. Münazara. Niye alamıyorsun? Çünkü TFF demiş ki kardeşim ben senin iki bankayla yaptığın sözleşmeyi kabul etmiyorum. Yani sana bir duvar koymuş, alamamışsın. Yoksa Ricardo Rodriguez de alırdı Fenerbahçe. Önceliğin senin Falet mi yoksa? Önceliğin bir ya, tane transfer Falet... yapacaksan... Dünyanın neresine gidersen git oraya Falet'in yerine bir tane oyuncu bulursun, sol bek koyarsın. Ya Falet 600 bin euro ya. 600 bin euro da stoper bulursun abi. Ya yok, nerede öyle 600 bulursun bin euro? Fenerbahçe'de oynatamazsın. Ya, ya 500 bin euro Sarakçı'yı aldın diyorsun. Hı. Düşecek işte yani. İşte 40 bin euroya şey, Cilerme gibi düşmesi lazım. Yani. Ya da Rize Spor'daki öyle, gibi. Hani Rize öyle Spor, bir ortam olması lazım. Çaykur Rize Spor. Ama Fenerbahçe hiç öyle 40-50 bin euroya futbolcu Çaykur düşmüyor. Çaykur Rize Spor'un sol beki Çaykur Rize Spor'a kaç paraya geldi? Fenerbahçe'nin almak istediği. Ne yapar? Bulabilirsin. Koca bir sezon Gökdoğan. Riske edemez. Bak. Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de ben gideyim 3. ligden işte nereden? Hırvatistan 2. liginden bir sol bek alıp geleyim buraya koyayım da tutarsa sen onu diyorsun. Ya onu riske giremez kimse. Ama bak sol bekin yok. Şunu da söylüyorum. Ben Falet transferi sezon başından beri senin eksiklerin belli. Evet. 20 yani devre arasına kadar gelmişsin. Evet. Yani bir aylık bir süren yok aslında senin. Başından beri takvimi takip ettiniz mi? Ne yapar? Takvimi takip ettiniz mi? Ne yaparsın? 30 Ocak, ne edersin? 31 Ocak'ta transfer bitiyor. 30 Ocak'a randevu verildi Fenerbahçe'ye. Gel tamam. Ben öncesinden bahsediyorum Gökhan. 30 Ocak'tan demiyorum. Bak ben öncesinden bahsediyorum. Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı benim bunu ta ki geçen sene Mayıs'tan beri söylüyorum. Bir tane transfer hakkın olsa ne yaparsın dedikleri zaman bana burada defalarca bir numaraya sol beki koyarım dedim. Onun üzerine orta sahaya alındı, stopere alındı, forvete alındı. Yani sen bir yarım sezon geçirdin. Bir de transfer dönemi geçirdin. 30 Ocağı takvimi koydular falan o mısırdı? Falet transferini yapıp sol bek yapmıyorsan burada bir yanlışlık var. Zaten senin elinde biraz önce Zeydan'ın bahsettiği gibi 4 tane söyleyeyim mi? Planlama var. Tamam, onunla cevap vereyim. Haberci olarak araştırdığımızda Ricardo Rodriguez'le bu Ocak ayı transfer döneminin son 10 günü 15 günü netleştirdiler. Hep dediler ki ya işte bitti başkanlar açıkladı. Yani ilgilendik dediği zaman da transfer bitmesine 15 gün vardı. Bende bir haberim vardı. Ricardo Rodriguez'i almayacak Fenerbahçe. Niye almayacak? Çünkü kulüp içerisinden bizim de haber kaynaklarımız var. Türkiye Futbol Federasyonu'nda kesinlikle bu anlaşmayla birlikte artı 82 milyon demişti başkan sanırım Antalya'da ama hani en kötü 40-50 milyon liralık bir artı çıkması bekleniyordu Fenerbahçe'ye. -19 çıktı. Şimdi matematik ortada, para pul ortada. Niye alamadı biliyor musun? Bu yüzden alamadı işte. Yani ben kabul etmiyorum şahsen dışarıdan. Ben Falet transferini yapıyorsan ya Fenerbahçe Fenerbahçe arkadan önden dolanarak transfer yapmak istemediğini bize birçok basın mensubu olduğu yerde söyledi bizlere. Biz öyle arkadan önden dolanmayacağız. Ya Gökhan. Biz paramız artı 2 milyon euromuz varsa 2 milyon euroluk gideceğiz, Menya alacağız dedildi. Duydu bunlar biz yani ortam ama 2 milyon euro bile bulamadı. Şimdi artıyla kapat. Gökhan şunu anlatamıyorum herhalde yani. Diyorum ki ben Menyaka alacaksın, işte bir başkasını alacaksın. 6 ay boyunca bekleyen bir Fenerbahçe burada Falet'i değil de oraya sol bek transfer. Bütün ya anlamıyorsun taraflarda... ki. Fenerbahçe'nin planlamasında bir stoper, bir sol bek, bir de kanat forvet vardı. Üçü içinde görüşüldü. Tamam mı? Choupo-Moting. Bak. Falet fırsat transferiydi. Bir de Ricardo Rodriguez olmazsa, çünkü limit eğer düşmezse de Menyak'tı. Plan buydu. Biz burada seninle anlaşamayız abi. Çünkü neden biliyor musun? O planın baş faktörü, planının başında P harfi diye buna ne koyarsan koy, orada sol bek olması lazım. Falet fırsat transferi değil. Fırsat transferi o zaman sol bek yapacaktın. Falet oynatacağının garantisi mi var ya şu anda? Ya demiş ki adam ben Yıldız alacağım, Ricardo Rodriguez'i alacağım demiş şimdi. Bekliyor anlaşmayı yapacak, verecek içeri tamam. Abi öyle bir şey yok. Kolarov'u da bekledin 6 ay boyunca. Kolarov senin bütün sezonunu yaktı. Yarım sezonunu yaktı ya. Savaş, ben şimdi Galatasaray'la ilgili sana bir şey iddia edemem ama Fenerbahçe ile ilgili ederim. Senin Galatasaray'da kaynakların var, benim de Fenerbahçe'de var. Ricardo Rodriguez bitti kardeşim. Adam bekledi mi bekledi.
Ama şunu niye kabul etmiyoruz? Bitti, alındı. Yani bu, bak bir şey söyleyeceğim. Bak planlama yapılır. Kulüpler planlaması yapar. Ocak ayı transfer dönemine gelmeden kafasında sol bekler birinci alternatif, ikinci alternatif, üçüncü alternatif olur mu? Olur. Birinci alternatifine gider mi? Gider. Olmadı ikinci alternatifine döner mi? Döner. Döner. Ama boş dönüyorsan burada bir sıkıntı var. Boş dönmüyor. Gitti. Bak. Gitti. Dedi ki kardeşim ben eğer benim bütçem 82 milyon çıkarsa artı 82 milyon ben çünkü böyle verdim içeri dedi dosyayı. Bana tamam 82 milyon çıkarsa dedi. Ben Ricardo Rodriguez gelip seni alacağım denildi. Bitmiş yani anlaşmışlar yemek yemişler bunları da mı söyleyelim şimdi? Ya yani. Arkadaş yine anlaşamıyoruz. Diyorum ki bak ben Galatasaray aynı şu Fenerbahçe'nin düştüğü hatayı golcü konusunda bir hata yaptı. A planı, B planı, C planı vardı. Ya Fenerbahçe transfer yaptırılmadı diyorum hala diyorsun. Yaptırılmadı işte adamların vardı listesi. Bir kişi yapmış diyorum bak bir kişi yapmasa sabaha kadar seninle aynı ya haklısın diyeceğim. En ucuzu en ucuzunu almış. En ucuzunu alacaksın onu da, sonra peki getireceksin. Onu da, yok, onu da ne zaman çıkardı? Bir saniye ne zaman çıkardı lisansını? Son iki gün kala çıkardı. Bir gün kala ya. Ya o bile çıkmıyordu. Geri yolluyordu. Onu biliyor musun sen? Falet geri gidiyordu geldiği takıma. Çıkaramıyordu. Son anda Zanka'nın kiralanmasında bir artı geldi. Moses'in gitmesi falan. Yani adam elinden güçleri yolladı. Bir tane stoper yolladı. Bir tane kanat forvet yolladı. Moses yani kanat forvet. Çok iyi bir şekilde, çok inanılmaz derecede özveriyle çalışan bir yönetim var. Evet. Aynısını geçen sene Galatasaray'da yaşadı. Başka bir yönetim bin, olsa şu an bin, başka şeylerden kesinlikle. Bahsedebilirdi. Burada kimse beni yanlış anlamasın. Ben Fenerbahçe'yi burada eleştirdiğinden değil. Aynı sıkıntıyı Galatasaray'da yaşadı. Neyi eleştiriyorsun abi? Bir dakika. Kim eleştiriyor anlamadım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Benim eleştiriyorsun. Ben Galatasaray'ın burada hayır, eleştiri değil. Bak şimdi söyleyeceğim. Aynı sıkıntıyı Galatasaray'da golcü forvet konusunda yaşadı ve büyük bir hata yapıldı. Galatasaray forvet konusunda çok ciddi anlamda hata yaptı. Bir sezonu forvetsiz bitirdi. Sonra da gitti. Galatasaray kimse yalamadı. Stopera Semihkaya'yı döndürdü. Yani o da bir, geçen sene, o da bir belki planlama hatası. Yani bundan da bak, bahsederiz. Burada şunu söylüyorum. Fenerbahçe'nin bir tane transfer yaptı mı? Şey verelim son dakika düşmüş. Trabzon'da Sayın Başkan evet. Ali Koç'a sözlü sonra da fiziki saldırı da bulunan şahıs Trabzon Emniyet Müdürü açıklandı. Açıklama geldi. İstinaden işlem yapılmıştı. Büyük ihtimalle gözaltına alınmış. O da söyleyelim. İşte bu 62-22'nin şeyleri bunlar. Çok yani güzel. Dikkat lazım. Yani hapis cezası verilmesi lazım. Yani burada Ahmet Ağoğlu kimsenin şeyi değil. Yani ya Ahmet Ağoğlu bir camianın başkanı. Kimse ona lan lum diyemez böyle. Hop hop bırak küfürü de. Ahmet Ağoğlu da öyledir, değerlidir. Sayın Cengiz de öyle diyor. Camialar kimse kimseye küfür edemez. Aynen öyle. Edemez. Yani aynen. Ben buraya geldim. Ben aynen. Ben buraya bilet aldım. Hayır geçtik 62-22 evet, değil yani 62-22 üzerinden diyoruz. Yani 62-22'lik değil ki bu ahlaki bir şey ya. Kimse kimseye küfür ahlaklı edemez. Toplum, ben kültürlü toplum, bilinçli toplum öyle sen karşındaki insana küfür etme hakkı sana gelmiyor. Öyle hem de öyle çok bel altı bir de böyle derecesi de çok fazla. Biplemişler de bize hamı geldi. Sol bek konusunda noktayı koyuyorum. Ben burada eleştiri alanında değil planlama hatası yapılmıştır. Tekrar söylüyorum. Bütün Fenerbahçeli arkadaşlarım var benim. Senin nasıl Fenerbahçeli arkadaşın var? Galatasaray arkadaşın var. Herkes bana transfer döneminde sol bek ne olacak? Falet alındı. Abi bir kişi alınacaksa. Sana da herhalde sokakta önünü çevirdim. Allah Allah. Peki sana şunu sormuyorlar. Rüyamda sol bek. Sol bek görüyordum rüyamda. Ben rüyamda öyle bir şey görüyorum. Yani bir ara bizde forvet, bizde bir yerde forvet görüyorduk. Aynı sıkıntı bizde de vardı. Galatasaray'da da vardı. Ama şunu demek istiyorum. Sana şunu söyleyen yok mu benim söylediğimin aynısını? Abi madem ki bir tane transfer yapılacaktı. Bu neden sol bek oldu diyen yok mu sana? Allah Allah. Ben Savaş ya sana anlatamıyorum. Anlatamıyorum. Bir daha anlatayım mı? Anlatma abi. Çünkü şimdi sen bak, ne anlatacaksın? Anlat saniye bu konuda. Hayır bu bir konuda saniye. Ben... Her zaman aynı görüşte. Bir stoper. Bak şimdi bir stoper alınacak demiş planlamada. Bir sol bek. Bak böyle yazmışlar. Bir tane de kanat forvet demişler. Tamam böyle sen yazarken yazmışlar. Bile bak, hata yapıyorsun abi. Bir stoper bir Allah kanat. Allah. Bir numarada sol bek tamam, olacak diyorum ol, abi. Tamam. Bir numaraya sol bek tamam, yazacaksın. Bir abi, sol başka bir şey gerek tamam, yok. Bir onu yazdım. Bir numaraya sol yazarken bek yazdım. Bile sen bir de saniye diyorsun. Sol bek yazdım. Şimdi ben bakmışım. Benim alacağım stoper 650 bin euro. Sol bek 2 milyon euro. Kanat forvet 2 milyon euro. Yani bunun için bu ikisi için bütçem benim 4 milyon euro bütçem var. Olması lazım. Ama benim 650 bin euro şimdi cebimde var. Savaş ver bana bir tane stoper dedim aldım çünkü cebimde o var. Bekliyorum. 650 bine kredi... sol bek alırım bitmiştir benim için. O anda çünkü öleriyi göremiyorsun. Ya anlaşmış çünkü... diyorum sana. Yok abi. 2 milyon euroya... Sayın Başkan da o anlaşmanın son güne kalacağını ve sıkıntının olacağını başkanın kendisi ifade etti. Belki transfer yapamayız. Bir tane transfer yapıyorsan o sol beke de 600 bin lira koyuyorsan sol beke alırım. O da yoktu ki. Nasıl yoktu? Çıkmadı diyorum son ya. Yoktu ya. Değil aldın abi. Onu sol beke harca 650 bini sonrasını ne yapıyorsan yap. Fenerbahçe'nin şu andaki belki o sol bek yüzünden şampiyonluğu kaçıracak. Hasan Ali var. Yeter mi?
Biz seninle bu konu... Türkiye A milli takımının... Milli takım için de evet. Umudumuz bir an önce toparlanıp birleşip... A milli takımın sol beki. İnşallah o milli takımdan sonra hemen sakatlandı. O döneme döner ve Fenerbahçe'nin şampiyonlukla katkı da. Aslında benim çok beğendiğim bir oyuncu. Evet. İsla da oynuyor orada, Birer de oynuyor. Deniz de oynadı, Ozan da oynadı. Yani o bölge için Fenerbahçe'nin bir numaralı ihtiyacının olduğunu sen de kabul ediyorsun evet. Ama farklı şekilde anlatıyorsun. Yani öyle... aslında aynı şey. Aynı şeyi söylüyoruz. Aynı şeyi söylüyoruz. Ben yazarken bile elinde bir kağıt kalem olsa bir numaraya sol beki koyar sonra diğerlerini Gökhan yazarım da diyorum. Gökhan da bir numaraya sol beki. Tamam sol bek yazdık. İlk önce ama süper ucuzu dedim. Yazdım. En ucuzunu yazdım. Önce. En ucuzu olacaksa o olacaktı. O olmalıydı. Yoksa Fenerbahçe'nin şu andaki... Sol bekin de ucuzu bulunmalıydı diyor. Ya yoktu işte yok. Yani Fenerbahçe sol bek olacak adam bulamadılar yani. Fenerbahçe hala söylüyorum şampiyonluğun en güçlü adayı. Ve son 8 haftası büyük avantaj. Ha dün kazanmış olsaydı, berabere kalmış olsaydı bile büyük avantaj elde eder. Köprünün altında çok sular akacak. Ama şu var. Burada inşallah daha çok konuşacağız. Gökhan futbol oynamaya başladı Fenerbahçe. Bak son 3 haftadır. Bak Max Kruse'nin hakkını yemeyelim. Max Kruse sezonda 10 hafta falan çok eleştirdik bu futbolcuyu. Çok ama güzel döndü. Son 3 haftadır özellikle Beşiktaş evet. maçıyla beraber bir dönüş sağladı. Dün akşam da gecenin kahramanlarına da hakkını yemeyelim yani. Çok çalıştı, çok mücadele etti. Rodriguez'in performansı Gökhan beni biraz şaşırttı. Sen nasıl değerlendirirsin merak ediyorum. Medipol-Başakşehir maçında yine sahanın yıldızlarından biriydi Rodriguez ama dün akşam biraz etkisiz mi kaldı? Rodriguez oyun içerisinde kırılganlık yaşayan bir oyuncu. Yani bir anda bir şeyden etkileniyor. Bunu Galatasaray'da da yaşıyordu dönemde. Savaş iki maç, çok yakın. İki maç çok iyiydi mesela. Ondan sonra böyle bir kırılıyor. Ben Başakşehir maçında da mesela çok beğenmedim. Başakşehir maçında 65-70'ten sonra bir iki dribbling yorulmasında yine aynen. söylüyorum. Başakşehir takımı bence çok yordu Fenerbahçe. Bence Başakşehir'de iyiydi. İlk yarı hiç yok neredeyse sahada. 65'ten sonra o Başakşehir'i yoran Fenerbahçe. Ben bakın tane... bir şey daha söyleyeyim. Bundan sonra Rodriguez de şey yapmasın. Öyle ben 11'de çıkacağım demesin. Ferdi geldi. Evet. Ferdi çok artık ilk 11'e evet. yazacak. Çok büyük kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her iki camianın önde gelenlerinin başkanın ve başkan vekilinin açıklamalarını hep birlikte izledik Gökhan. Bir kez daha hatırlatalım. Trabzon Emniyet Müdürlüğü de Başkan Ali Koç'a Cun taraftarla arasında yaşadıkları sonrası o taraftarla ilgili yasal işlem başlatıldı. Bir daha söyledik evet. Metin Alper'e buradan sevgi saygılarımı sunarım. Ben İstanbul'da A Haber'deyken kendisi burada trafik den sorumlu emniyet müdürüydü. Çok operasyonlara bizi çok da yardımcı olurdu. Tertemiz kalpli, çok vatansever, özel harekatçı kimliği de olan düzgün bir karakter. Buradan selamlarımızı gönderelim. Metin Müdürüm'e Metin abi bize buradan selam olsun. İyi bir insan, sporun içinden gelen bir insan, sporu seven bir insan. Senin de ifade ettiğin gibi Sivas'a gitti, Sivas'ta emniyet müdürlüğü yaptı yine aynı şekilde. Adıyaman'da gitti. Özellikle Adıyaman'da, başkanı, Adıyaman'da sonra da Trabzon'a gitti. Kolay değil yani burada bu görevleri yapmak. Allah yardımcıları olsun sayın müdürüm de ekibinin de. Buradan da selam olsun Metin abimize tekrar. Evet yakaladılar. Açıklamaları nasıl değerlendirirsin? Açıklamalar artık bu maçtan sonra tansiyon uzakta bence. Uzakta Semih Osu'nun yapmış. Bu maçtan sonra tansiyon artık düşmeli, düşürülmeli ki düşürülecek. Fenerbahçe başkanından, başkan yardımcısından sayın Semih Özsoy'dan yola çıkacak olursak. Dikkat ederseniz hiç Trabzon camiasıyla, Trabzon başkanıyla, taraftarıyla hiç değinmeden direkt futbolu anlattı. İşte out'a giden top korner diye verildi, gol gördük kalemize. Muriç Avrupa standartlarında 6 pasın içerisindeyse küçük bir temasla bile düdük çalınır ama 6 pasın dışındaysa faul hakem kanaatindedir dedi, onu anlatmaya çalıştı. Onu havadayken çalamazsın dedi. Yani teknik konuştu. Sonra dedi ki biz şampiyon olacağız. Artık o slogan Fenerbahçe'nin bir sloganı oldu. Başkan, Sayın Başkan Ali Koç, Sayın Ersun Yanal, futbolcular, herkes bunu bir slogan haline getirdi. Yani hani bu şöyle bir şey algılanıyor. Biz şampiyon olacağız baskısı değil. Onun bir slogan haline geldi. Öyle inançtır. Galatasaray'da da var birdir bir Fatih Terim cümlesi. Trabzonspor'da da vardır o cümle. Tamam burada esas dikkatimi çeken şu oldu. Sayın Başkan da dahil, Semih Özsoy da dahil. Bundan bir 6-7 hafta önce Fenerbahçe'nin oyunu eleştiriliyordu. O zamanlar yani şampiyon olacağızdan diye az ziyade kötü oynuyoruz. Bugün kazandık gibi ifadeler Sayın Başkan da kullanmış. Evet. Semih Özsoy da kullanmış. Şu anda ne diyor? İyi oynuyoruz diyor Sayın Semih Özsoy. Ve galibiyeti bile elde edebilecekleri futbol oynadıklarını söylüyor. Doğru burada diyor. Hakemi de eleştirebilir. Semih Özsoy'un açıklamaları doğru açıklama. Burada yani... hakem eleştirilsin. Hatta dil sürçmesi oldu yani. Hakeme rağmen
kaybettik gibi. Çünkü orada bir dil sürüşmesi. Hani kazanırken hep derler ya, bırak hemen hemen kazandık falan diye. Bugün de dil sürüşmesi. Şampiyonluk inancının olması kadar güzel bir şey bak. Yeniden söylüyorum, Fenerbahçe'nin fikstürü, son 8 hafta fikstürü, iyi fikstür. Başarılar diyoruz. Trabzonspor'u kutluyoruz. Sayın Ahmet Ağoğlu'nun bu kelimesi çok güzel bir kelime. Bizim de eskiden küçüklüğümüzde salı pazarı vardı, akşam beklerdik. Bunu hepimiz iyi biliriz. Ben de mesela rahmetli annemle akşam 5'ten önce hiç pazara çıkmazdı yani. Orada fiyatlar aşağı düşer diye. Burada transfer politikası son dakikaya kadar bekledi ama bence o planlamayla gelen bir şeydi. Yani son dakikada gideyim alayım gibi değil. Planlandı, o transferler yapıldı. Artık bu maç geride kaldı. İki takıma da şampiyonlukta başarılar dilerim yani. Yani Ali Ağoğlu, düzeltiyorum, Ahmet Ağoğlu, Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu da öyle çok gergin değildi. Gerecek bir açıklamada yapmadı. Bu karşılaşma sonrası. Bakın, şöyle bir şey var. İstanbul takımları, Anadolu'da da şu anda şampiyonluk yaşamış Trabzonspor, Bursaspor ve şimdi en büyük adayı Sivasspor. Yani 3 tane Anadolu ili var. Ligde büyük gösterebilecek camia değil de hani iyi oyunuyla, işte taraftarıyla. Şimdi bu camialara da tabii saygı duymak gerekiyor. Onların da şimdi 25 milyonluk bir Fenerbahçe, 25 milyonluk, şey, 20, neyse işte 15-20'şer milyonluk diyelim. Şimdi diyecekler ki Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe topladığın zaman 70 milyon. Sanki kimse olmuyor başka takımda, öyle bir imaj var. 50 milyon diyelim biz buna. Ortalama işte 15'er, 20'şer milyonlar. 50 milyonluk camialar var İstanbul'da. Bunlar da tabii gerginliği başlangıcı olabiliyor. Gerginliği sonlandırıcı etkenler olabiliyor başkanların açıklamaları. Ama bazen de artık o cümleyi kurmak zorunda kalıyorsun. Yani kör gözüne kurşun misali. Artık böyle gözüne soka soka bir şeyler de yapılınca artık insan hani bir yerden sonra camiasının baskısına dayanamıyor. Nasıl Galatasaray'da Sayın Cengiz çıkıp dayanamayıp konuşma yapıyorsa, Sayın Nur Çebi de çıkıp açıklama yapıyorsa, Sayın Ali Koç da çıkıp açıklama yapar. Sayın Ahmet Ağoğlu da yapar. Yani, bunu şöyle yapmamak lazım. Ya Trabzonlular, işte Fenerbahçeli yok mu Trabzonlu? Benim çok tanıdığım var. Fenerbahçeli Trabzonlu. Yani Trabzonlu Beşiktaşlı var tanıdığım. Trabzonlu Sivaslı Fenerli var. İşte Bursa Sporlu ama Galatasaraylı var. Yani iç içe bir camia bunlar. Sen Trabzonlularla, Sivaslılarla, Bursalılarla o illerde daha yoğunmak. En çok Fenerbahçe taraftarının olduğu il Sivas. En çok Galatasaray'ın olduğu il Bursa oldu. Beşiktaş ya da öyle biliyorum. Şimdi Trabzon'da da var birçok takımı tutan. Yani o yüzden iç içeler. Yani öyle sanki başka bir ülkenin adamıymış gibi, Fenerbahçe başka bir ülkenin takımıymış gibi, Trabzon başka bir ülkenin iliymiş gibi bakmamak lazım. Biz buradan ekranlarda bak bir şey diyoruz, bir cümlemiz nerelere çekiliyor. Ceyda biraz önce Ceyda Hanım dedi ya, ya ben ne dedim ki dedi. Bana da hani taraflısın diyorlar dedi. Evet, bir şey demedi hadi diyorlar yani. İşin özü şu, Trabzonspor yüzden Fenerbahçe arasında gelen karşılaşma dün çok güzel bir şekilde futbol olarak da çok güçlü bir futbol vardı. Futbol sonrası da vardı. Öncesinde çok küçük yerler her yerde olabiliyor ama bundan önceki maçlara, eski Avni Ekersen'e baktığın zaman ki o tartışmalar, yoğun tartışmalı pozisyonlar, maç sonrası, bunların hiçbirisi son iki maçtır olmuyor. İnşallah bundan sonra hiç olmayacaktır. Güzel bir futbol oynandı. Bir taraf kazandı, bir taraf kaybetti. Buna rağmen de açıklamalar bence oldukça sağduyulu ve güzel açıklamalar. Aynen öyle. Hiç gerginlik yok. O yüzden bu konuda da ayrıca kutlamak lazım. Trabzonspor taraftarını, camiasını kutluyorum. Evet. Evet ya, önceki maçları hatırlayın yani, sahaya atılan direkler, hakemin dövmeleri. Yani bitti. Ahmet Ağoğlu ne dedi? Trabzon taraftarı olgunluğunu gösterdi. Evet. Oradan tebrik ediyoruz. Bütün Trabzonları, Trabzonsporları tebrik ediyoruz. Ama tabii bireysel bazı girişimleri oluyor. Onlar da önlenir yavaşla. Türkiye'nin her yerinde yavaş oluyor. Yavaş. Oluyor. Her yerinde oluyor. Arada Trabzon'da bir maç öncesi küçük bir şeyi büyütmemek lazım. Türkiye'nin her yerinde olabiliyor. Peki hemen dünün bir diğer önemli karşılaşması, Beşiktaş Sergen Yalçın'la ilk maçına çıktı. O karşılaşmayı da değerlendirelim. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra Beşiktaş'ın yeni hocasıyla sahada nasıl bir tepki vereceğini futbolcuların hepimiz çok merak ediyorduk. Beşiktaş bu akşam kazanmayı bildi. Ama tabii ki hocanın elinde sihirli bir değnek yok. İlk maçtan neleri değiştirebilir? Siz neleri değiştirdiğini gördünüz. Savaş Çoluk dünkü karşılaşmayı, Beşiktaş'ın galibiyetini nasıl değerlendirirsiniz?
Bir defa Karius dışında herkese bir özgüven gelmişti. Bunu kabul etmek lazım. Karius'un da Sergen Hoca'nın daha sahaya çıkar çıkmaz ilk toplantı yaptığı oyunculardan bir tanesiydi. 3 puanla başlaması çok çok güzel bir hareketti. Yani Sergen Yalçın gibi teknik adamın o futbola başladığı yerde teknik adam olarak dönmesi, o maç günü mesela çok sevdiğim bir yaklaşımdan aldım haberi. Normal şartlarda Sergen Hoca uykuyu sever, böyle 11'den önce kalkmaz ama maçın olduğu gün oldukça erken bir saatte kalkmış. O heyecanı kendisi bile taraftarlarla, futbolcularla beraber yaşayan bir isimdi. Galibiyetle başlaması kendisi açısından, cami açısından, taraftar açısından, futbolcular açısından çok önemliydi. Dün Karadeniz'de adeta bir futbol şöleni vardı. Önce Beşiktaş maçını izledik Rize'de, sonra evet, Trabzonspor evet. maçını. Gerçekten de Karadeniz'de bir futbol günüydü. Bundan sonrası için Sergen Hoca'nın bence üzerine koyarak gideceğine inanıyorum. İç sahadaki maçındaki o özgüven taraftarlarla birleşmesi şu anda daha beklenen bir şey. Kimlere ne derece dokunmuş dersek her futbolcu biraz almıştı. Deplasmanda oynuyor, kolay değil. Futbolcunun yüreğinden, kalbinden, duruşundan çok şey çıkarabileceğini düşünenlerdenim. Ben çünkü bu ülkenin yetiştirdiği en iyi futbolculardan birinden bahsediyoruz. Bir efsaneden bahsediyoruz. Hem Türk futbolunun hem Beşiktaş. Şimdi Beşiktaşlı futbolculara bunu Sergen Hoca gelmeden anlatmışlardır. Zaten tanıyan da vardır. Ligde de Sergen Hoca'ya karşı mücadele eden birçok futbolcu vardı. Bunun bir defa 1-0 önde başlıyorsun. Yani Sergen Yalçın, Abdullah Hoca burada yanlış anlaşılmasın. Abdullah Hoca da bu ligin çok tecrübeli teknik evet, adamlarından bir tanesiydi. Ama Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın öz ve öz evladı olması ve onun futbol kariyeri, futbolda yaptıkları o futbol sihirbazı lakabını alan Ender Hoca'lar isimlerden bir tanesiydi. Dün de Rize karşısındaki galibiyet, bir ara maç gitti geldi. İkinci galibiyet, Gökhan'ın attığı gol topu öyle bir hırslı vuruyor ki. Yani nasıl bugün manşetler hep Gökhan Gönül'le ilgili. Sergen Hoca'yla normal olduğu kadar oradan, Gökhan Gönül'le de ilgili. Oradan o kalabalığın arasından o topu o kadar sert vurması, ayağına oturması ve o golden önce 3 tane Çaykur'un çok net pozisyonu var. Bunlardan bir tanesi olsa Beşiktaş Sergen Hoca mağlubiyetle başlayacak. Bu hem camiayı biraz eksiye çekecek hem Sergen Hoca'ya çekecek. Futbolda biraz da şans önemli. Dolayısıyla orada Sergen Hoca Gökhan'ın atmış olduğu o gol hem Sergen Hoca'ya hayat verdi hem takıma hayat verdi. Ve Beşiktaş ilk maç olmasına rağmen, deplasmanda olmasına rağmen önceki takıma göre ne fark etmişti? Çok bir şey değişmemişti ama bir kıpırdama var. En azından saha içinde daha dik durabilen, yere düşmeyen bir Burak, daha çok mücadele eden. Gökhan ve Caner'e çok eleştirilebiliyordu. Özellikle Caner ve üzerinden Abdullah Hoca'nın takımında sürekli oynamalarına rağmen, Caner'in istatistiklerdeki başarısına rağmen bu takımda işte papaz oyuncular diye tabir edilen oyuncuların başında geliyordu. Ama dün gördük ki Sergen Hoca'yla beraber inanılmaz bir dinamizm katmış. İstek, hırs. Ben önümüzdeki haftalarda çok daha farklı olacağını ve ilk Beşiktaş maçının içerideki o havanın biraz daha yukarı çıkacağını inanıyorum. Burada kesinlikle. Da Gökhan'ı da bir kez daha tebrik ediyorum. O oyundan hiç düşmeden tam maç gitti derken, yani berabere hatta öncesindeki pozisyonda o topa vuruş şekli. Vururken bile yüz ifadesine baktım. İnanılmaz hırslı bir şekilde topa vuruyor yani. Hemen Göksu'na da sorayım. Son 8 resmi maçın 7'sini kaybeden bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Abdullah Hoca'nın gidişiyle birlikte sen Beşiktaş'ta dün akşam nelerin değiştiğini gördün. Tabii belki hemen ilk maçta bir değişiklik göremeyiz ama özellikle futbolculara ben de bir özgüven geldiğini düşünenlerdenim. Ya Sergen Hoca önce tebrik edelim. Beşiktaş'ta efsaneler arasındaydı. Ben evet. Sergen Hoca'yı takımının dışında, çünkü herhalde bildiğim kadarıyla 3 büyük takımda da oynadı. 4 büyük takımda. 4 büyük. Trabzon'da da oynadı. 4 büyük takımda. 4 büyük takımda da oynadı. Her camiada sevilen bir karakter. Evet. Ben futbolda böyle nadir isimlerin olduğunu düşünenlerdenim. Ve dün çok sevindim. Yani şöyle, şimdi Rizeli hemşehrilerimiz de kızabilir ama Sergen Hoca şöyle oyun olarak, bölge olarak bakmayın. Sergen Hoca ilk maçına çıktı. Zor bir maçtı. Çaykur Rizespor çok zor anlar yaşattı Beşiktaş'a. Burada Rize de kazanabilirdi. Üç tane çok gol öncesi. 3 net pozisyon diyorsanız 90+2 de Beşiktaş hapsetti Rize. Kendi ceza sahasına. Yani 11 kişi savunmadaydı, öyle diyeyim. Çaykur Rizespor müthiş oyun oynuyor. Ama dün şans Sergen Hoca'dan yanaydı. Beşiktaş'tan yana değildi. Yani Sergen Hoca takıma ne kattı? O sorunun cevabı şu. Takıma bir Beşiktaşlı kimliği kazandırdı. Yani Beşiktaş'tan gelen, Beşiktaş'ın geleneklerini, Beşiktaş'ın hafızasını bence kazandırdı Sergen Hoca. Yaptığı ilk konuşmada da bence böyle bir konuşmadır. Çok taktiksel şeyler konuşmamıştır Sergen Hoca. O esprili, o
güler yüzlü tarafıyla futbolcularına Beşiktaş'ın anlatmıştı. Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmıştı. Beşiktaş'ın sahada, deplasmanda olsun, iç sahada olsun bu kadar üst üste kaybetmeye tahammülü olmayan bir camia olduğunu anlatmıştır. Ve dün de görüldü. Çok bir şey değişmedi. Dediğim gibi top şansı biraz da olacak. Yani top şansı olacak. Evet. Dün Sergen akşam o şans Beşiktaş'ın. Sergen Hoca'nın ben bu maç sen bir şey dedin hani kaybetse camia yok. Sergen Hoca'nın bir 2-3 maç. Çok 3 maç. Kredisi hayır kredisi 3'ten fazla kredi değil. Çok sezon sonuna kadar. Ama hayır, kredi açısından değil. Sen başlangıç galibiyetle olmasaydı, beraberlik ya da mağlubiyetle olmuş olsaydı gardı düşerdi yani sonuçta. Yok yok düşmez. Sergen Hoca mutlaka galibiyetle başlamak her zaman iyidir. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben imza töreninde ben Beşiktaş Stadyumu'nu öyle hiç görmedim. İmza törenindeki gibi. Yeniden bir hava getirdi Beşiktaş'ın o eski İnönü Stadyumu'ndaki üst üste çıkan o taraftarların o coşkusu çok güzeldi. Zaten oradan belli etti. 3 puanla olması da çok daha o sinerji yukarı çıkacak. Eğer o mağlubiyetle başlamış olsaydı o sinerji biraz düşebilirdi. Şimdi herkesin inancı daha yukarıya çıktı. Ha bundan sonra Sergen Hoca ne yapması lazım? Tek idmanla sonuçta maça çıktı. Bir ilk idmanı saymıyorum, ikinci taktik idmanla maça çıktı. Şimdi bundan sonra 9 maçtır kalesini gole kapatamayan bir Beşiktaş var. Bunun önüne geçecektir. Savunma oyuncusuyla, orta savuncusuyla artık o eksikleri fazla yavaş yavaş koymaya başlayacak. Ben Karius'un artık yavaş yavaş... Karius'a bir maç daha evet şans verecektir bence yani, Sergen Hoca. Ya bu kadar da olmaz ama yani. O topa çıkıyorsan... Takımın psikolojisini çok kötü gelen bütün topları almaz mı hiç? Yani birini... En azından yediği golde o topa çıkıyorsan ya Karius artık... Yani genç bir kaleci var. Sabah bir açıklaması Utku gördüm. Utku'nun açıklaması gördüm. Ya bak Altay, Uğurcan, Uğurcan'ın yediği Trabzonspor'daki... Utku yuva kuran. Utku yuva kuran. Yok hayır şey, Trabzonspor'da Erci. Erci. Yani, Erci kardeşim. Erci kardeşim. Çok iyi kaleci. Bak şimdi. Hazırlık maçlarında mesela... Ya bunların yaşları kaç? Erce 21 yaşında galiba. Erce Altın Ordu'ndan geldi. Altay. Altay da öyle. Var. Senin Burcan Utku. Değil. Utku o kadar. Bu da genç. Ya o zaman al koysan abi. Şimdi koy yani Beşiktaş kalesine. Utku'ya bir iki kez şans verildi. Verilmedi değil. Sergen Hoca. Bence, ama Sergen Hoca ile verilen şansın bence, daha farklı olabileceğini bence Karius'la, Karius'la belki bir ya da bir iki maç daha deneyebilir. Ama eğer aynı performansı sürdürürse burada Sergen Hoca kendisi de zarar görmek görecektir çünkü. Utku ile gördüğü zarara kimse bir şey diyemez ama Karius'un kredisi fazlasıyla doldu. Dün Kartal maç sonunda taraftarı üçlü çektiriyordu. Artık Kartal, taraftarın da tam, genç isimlere bakışının farklı olacağını düşünüyorum. Bak mesela Beşiktaş'ta Kartal uzun yıllar konuşulacak bir futbolcu kimliğine bürünmüş vaziyette. Bir sakatlık geçirdi arada. Sakatlık sonrası tekrar döndü. Kartal Yılmaz zannedersem genç bir oyuncu. Evet. Önümüzdeki günlerde Sergen Hoca ile beraber çok büyük zirve yapacağını inanıyorum. Yani Beşiktaş'ta kadroda da sıkıntılar var. Sergen Hoca tamam ekonomik sıkıntılar üzerine geldi, bilerek geldi. Çünkü Beşiktaşlı kimliğiyle geldi. Ama bir önceki yönetim yaptı galiba bu şeyleri, transferleri. Hı-hı. Yani hani giden oyuncuya bakıyorsun, yolladığın oyuncuya. Onun mevkisini aldığın oyuncuya bakıyorsun. Giden oyuncu birinci sınıf, gelen oyuncu ikinci sınıf hep. Giden oyuncu birinci sınıf, gelen oyuncu ikinci sınıf. Yani sen sınıf düşürerek... Transfer politikası. Sergen Hoca şunu söyledi. Hiçbir şekilde mazeret olmayacak ben tabii kendi adıma. Çünkü bunları bilerek geldim. Hatta ve hatta dünkü kadroya baktığımız zaman 3-4 tane genç oyuncu var. Sezon sonuna kadar ben Beşiktaş'ın ileriki yıllara dönük en az 2-3 tane birisi Kartal olmak üzere başta. Belki sonra Utku da aynı Altay gibi, Uğurcan gibi çıkabilir. Ama ben Kartal'ı bir numaraya koyuyorum. Sergen Hoca'nın bu kalan haftaların hiçbirisinde bir mazeret üretmeyeceğini çok net bir şekilde ifade etti. Gençlerden de tekrar söylüyorum. Kartal'la beraber Rıdvan bu maçta kadroda yoktu. Mesela Rıdvan da sol bek. Önümüzdeki günlerde belki onu görebiliriz. Yani Sergen Hoca'dan beklenti yüksek ama olumsuz bir durumda da kimse bir şey diyemez. Çünkü yok, sezon sonuna kadar artık Sergen Hoca'nın ben kredisi olduğunu düşünenlerdenim. Ama yani şöyle kredisi. İçeride kaybetmez. Beşiktaş artık Sergen Yalçın ruhuyla o tribünlerde olacak. Tribün desteği, baskı, o bilinen eski İnönü stadyumundaki o baskı şimdi oluşur. Biraz önceki taraftara söylediğim şey oydu bak. Rize'deki galibiyet ilaç oldu. İnönü'deki o baskıyla beraber o üzerindeki yükü de atmış olacak. Aynen öyle. Dolayısıyla sezon sonuna kadar Beşiktaş Ligi nerede tamamlar onu bilemeyiz. Ama en iyi yerde tamamladığı takdirde ya yok, gelecek sene bu kadar, bakın, planlamayla daha da iyi olacak. Ceyda Hanım'dan şey rica eder miyiz puan tablosunu bir daha? Tabii. Beşiktaş hakkında, yönetmenimizi Aslı'dan rica edelim. Beşiktaş hakkında şey konuşuluyor ama. Şu anki güncel puan evet durumunu sizlerle paylaşalım. Sivas Spor lider durumda. Hayır, Beşiktaş'ın durumu. Beşiktaş'ın durumu da yanılmıyorsam 8 puana indi yok dün alınan galibiyetle. Hayır, birlikte şampiyonluk yarışında daha yani. Şimdi ekranlara bakın, geldi. Yani öyle çok kötü bir. Beşiktaş'ın 33 aynı puanı var. Demir Galatasaray Grup oynamadı. Sivas Spor'un ise 41 puanı mevcut. Çok vahim değil şu tablo bence.
Yani birinci sıradan yedinci sıraya kadar orada her şey olabilir. Aynen. Yani şimdi Beşiktaş iyi oynayacak, kazanacak ama şurada performansları halihazırda iyi olan takımlardan bahsediyoruz. Yani Beşiktaş iyi oynarken diğer takımların da performansının düşmesi gerekiyor mevcut şartlarda. Birbirleriyle oynayacak çok maç var. Evet. Bunların hepsi bir farklı. Alanya Spor'u kimse hesaba katmıyor. Hiç konuşmuyoruz buradan Alanya'da. Birinci sıradan yedinci sıraya kadar var dedik yani. Burada Erol Hoca da şeyle gidiyor istikrarlı. Tabii. Çok iyi gidiyor. Süreçten hiç kopmadı. Oynadığı futbol bir defa çok alkış alıyor, beğeni topluyor. İyi de kadroları var. O yüzden... Hemen bir Ankara'ya gidelim mi? Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak 4 karşılaşma var. Günün ilk maçında küme düşme hattında bulunan Ankara Gücü ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Bu kritik müsabakaya dair bilgileri A-Spor muhabiri Mert Hacı Alioğlu'ndan öğreneceğiz. Ankara Gücü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bakalım Mert bizlere neler aktaracak? Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kaldı. Teşekkürler. Başkent Ankara'da güzel bir hava var. Güzel bir gün. Saat 13.30'da oldukça kısa bir süre sonra karşılaşma başlayacak. Yalnızca dakikalar sonra düşme hattını oldukça yakından ilgilendiren bir mücadele. Ankara Gücü evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Hatta şu anda da İstiklal Marşı okunuyor. Dakikalar kaldı bu zorlu mücadelenin başlamasına. Saat 13.30'da başlayacak bu karşılaşmada Halil Umut, Meler ve yardımcıları görev alacak. Ankara Gücü takımı 17. sırada. Kasımpaşa takımı 16. sırada. Ankara Gücü'nün henüz 13 puanı var. Kasımpaşa 15 puan toplayabildi bu periyotta ve bu zorlu mücadelede düşme potasından uzaklaşmak adına her iki takımda yoğun bir mücadele verecek. Ankara Gücü'ne bakmış olduğumuz oyunu değişikliğine gitti. Mustafa Leşit Akçay göreve geldi. Ara transferin son iki gününde transfer tahtasını açmayı başardı ve 15'e yakın futbolcuyu kadrosuna kattı. Hatta bugün bu futbolculardan üçünü bugün ilk 11'de sahada göreceğiz. Kasımpaşa Spor takımı da keza öyle 13'ün üzerinde transfer yaptığını bilmekteyiz. Onlar da takımlarını, kadrolarını güçlendirdiler. Ancak şu an itibariyle başlarında bir teknik adam yok. Yardımcı antrenörle birlikte bu karşılaşmada sahada olacak İstanbul ekibi. Bakmış olduğumuzda ilk 11'leri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Ankara Gücü'yle başlayalım. Kalede Korcan, savunmanın sağında Kitsu, ortada Kulisic, Pazdan, savunmanın solunda Thiago Pinto, orta alanda yeni transferlerden Lukasic ile Sedat Ağaçağ oynayacak. Orta alanın sağında Lodzanitsa, yine yeni transfer, ofansif orta saha konumunda Oscar Scarione, orta alanın solunda Gerson Rodriguez, o da yeni transferlerden biri. İleride ise Dever Orgil 11 ile gol bulmaya çalışacak Mustafa Eriş Takçı'yla öğrencileri. Kasımpaşa'ya bakmış olduğumuzda kalede Fatih, savunmada Tirpan, Meriah, Bireşka, Haddadi, orta alanda Tarkan, Hadergonaş, orta alanın sağında İlhan, solunda Kuvarecma, ofansif orta saha konumunda Endongala, ileride ise Tiam 11 ile sahada olacak Kasımpaşa takımı. Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kaldı ve bu karşılaşmada şu anda tribünlerin tıklım tıklım olduğunu ifade edebiliriz. Hatta bazı taraftarlar dışarıda kalmış durumda. Onlar da hızlıca içeriye girmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Kapalı gişe bir karşılaşma Ankara'da ve bizler de bu karşılaşmadaki önemli anları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şunu da paylaşmak istiyorum. Ankara Gücü takımına bakmış olduğumuzda 13 maçtır kazanamayan bir takım ve buna artık bir son vermek ve alt sıralardan üst sıralara tırmanmak istiyor. Kasımpaşa'ya bakmış olduğumuzda son 10 maçta 8 mağlubiyet aldı. Bir beraberlik ve bir de galibiyeti var. Onlar da formsuzluğu devam ediyor maalesef ve yükselmek adına da yoğun bir mücadele ortaya koyacaklar. Bizler karşılaşmayı takip etmeyi sürdürüyoruz. Önemli anlarda telefon bağlantısıyla birlikte A-Spor ekranlarından izleyicilerimizi bilgilendireceğiz diyelim. Söz tekrar size ve konuklarınıza bırakalım. Mert Hacı Alioğlu'na kolay gelsin diyelim. Gelişmeleri bizlerle paylaştı ve bugünün bir diğer önemli karşılaşması da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray kendi evinde HES Kablo Kayseri Spor'u ağırlayacak efendim. Gelişmeleri almıştık o noktadan, Türk Telekom Stadyumu'ndan. Şimdi stüdyoda değerlendirmelerimizi yapalım. Fatih Hoca kendi evinde ligin ikinci arasında kuşkusuz kazanmak isteyecek. Falcao'nun eksikliğini konuşabiliriz belki. Adem, her eksiklikte Adem mi oynayacak derken, evet Adem oynuyor ve performansıyla da taraftarı o kadar kızdırmıyor diyeyim ben. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz bu akşam Savaşçıoğlu? Öncelikle bugün Galatasaray'ın efsane futbolcularından Metin, evet, Oktay'ın doğum günü. Onu burada bir analım, o meşhur selamlarını. Programın sonunda çok güzel Metin Oktay'ın hayatını anlattığımız bir portremiz var.
Bugün onunla sizlere veda edeceğiz. Birazdan ekranlara getireceğiz. Türk sporunun, futbolunun unutulmaz efsanesi. Metin Oktay, iyi ki doğmuş, iyi ki yolu bizim futbolumuzdan geçmiş. Her zaman da ona yakışan futbolcular yetiştirmek dileğiyle. Ben kendisini yazarlık dönemini yaptığı dönemde de tanıma fırsatı bulmuş bir insanım. Hakikaten çok beyefendi, çok naif bir insandı. Allah rahmet eylesin. Bugün de Galatasaraylı futbolcular o elini kalbine götürüp o meşhur selamla en iyi şekilde anacaklardır. Emrah Baba'dan, Metin Oktay'a benzetilen, Cumhur'un çocuğu Emrah Baba denen, bugün herhalde gol atarsa en çok mutlu olacak kişi evet. Emrah Baba olur. O selamı çünkü çok veren kişi oldu. Drogba'lar, Sinerde'ler, Falcao'lar, Gomez'ler. Bugün de Galatasaray taraftarı en iyi şekilde anacaktır efsane futbolcuyu. Şimdi evet Adem büyük nöbetçi golcü gibi oldu adeta. Aynen. Her Falcao'nun yokluğunda sahneye çıktı, golünü de attı, futbolunu da oynadı. Bugün hiçbir mazeret yok ama bugün bana göre Galatasaray'da en önemli eksiklerden bir tanesi Lemina olacaktır sevgili Ceyda. Lemina çünkü sezon başından itibaren Galatasaray'ın o orta sahasında hırsını ortaya koyan, oynayan, oynatan futbolcuların başında geliyordu. Lemina'nın kart cezası bugün oynamaması bence bir eksiklik. Orada kim olur dersek Serin'in yanında herhalde Donk olur. Çünkü orayı doldurabilecek en iyi adam o. Donk da orta sahada o soğukkanlılığıyla her kademede görev yapabilen, her yere girip çıkan bir oyuncu. Onun dışında Galatasaray'ın evet senin de ifade ettiğin gibi 3-3 yaptı ve iç sahada bugün de galibiyetle devam etmek isteyecektir. Seriyi sürdürmek isteyecektir. Ve taraftar da bu konuda herhalde havada güzel olmasıyla beraber 45-50 evet, bin çok güzel bir hava var. İstanbul'da. Uzun zaman sonra tekrardan tribünleri doldurması bekleniyor. Güzel de bir maç olacaktır. Mazereti hiç olmayan bir maç. Şimdi transfer bitti. Artık biraz önce Fenerbahçe'de konuştuk. Stoper niye alınmadı? İşte forvet niye alınmadı? O niye kaldı? Bu niye gitti? Falan. Artık bu saatten sonra Galatasaray'da hiç göremiyor. Son dakikada Semih Kaya transfer edildi. Bu da mesela Galatasaray'da eleştirilecek bir nokta. Kimseyi alamadı yönetim. Belki maddi sarı ışık bize yanıyor demişti Başkan Mustafa Cengiz. Sonra da vazgeçildi. Sonra bir transferden dolayı taraftarlardan gelen tepkiler yani oldu deniyor derken olmadı. Stoper konusunda ama şu andan itibaren artık transfer dönemi bitti. Ben bu takım oyuncu niye geldi, bu niye kalmadı, bu niye gitmedi bırakıyor herkes bir kenara. Artık ikinci yarı transfer dönemi kapandı. Burada Galatasaray şampiyonluk yolunda Emine adımlarla devam etmek isteyecektir. Bundan sonra başkan Fatih Hoca bunun için söylemişti. Fatih Hoca bunu söylemişti. Bunları artık bir kenara bırakacak herkes. Fatih Hoca da Sayın Başkan da. Sayın Başkan yarın bir kanalda canlı yayına çıkacak. İnşallah bu geçmişi artık tekrar herhalde kucaklamazlar. Yani yeni tekrar artık bunu açmaya gerek yok. Galatasaray şampiyonluk yolunda devam edecekse o kenetlenmeyi en iyi şekilde sürdürmek zorunda. Şu anda çeşitli sıkıntılar var görülüyor. Camiada seçim konuşuluyor, o konuşuluyor, bu konuşuluyor ama Galatasaray'ın bugünkü maçı kazanıp her şeye, bütün dedikodulara kulağını kapayıp yoluna devam etmesi lazım. Bunun için şans, fikstür şu anda Galatasaray'dan yana. Fenerbahçe maçına kadar 3 maçı da içeride oynayacak. Fenerbahçe maçında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki devam mı tamam mı maçı olacak o maç. Yani Fenerbahçe kazanırsa bana göre oraya kadar Fenerbahçe kaybetmezse Fenerbahçe. Eğer Galatasaray orada kaybederse ama o maça kadar Galatasaray bu baktığımız zaman... Havlatılacak maç diyorsun değil mi? Tabii ki. İki takım için de havlu atacağı bir maç. Onun beraberliği kime yarar? Galatasaray'a yarabilir. O puan cetveli oraya kadar neyi gösterebilir? Bu beraberlik şeye yarar. Yani Sivas ve Trabzon'a yarar şu andaki tabloya göre. İki takım açısından. Yani havlu açısından baktığı zaman beraberlik Galatasaray'a. Fenerbahçe iç sahada her zaman 3 puan yazar çünkü annesine. Oynamadan 3 puan yazıyor çünkü Fenerbahçe. Herkes öyle yazıyor. Gerçek var. O yüzden o maç berabere biterse bence Fenerbahçe için büyük kayıp olur. Yani şimdi şunu demek istiyorum. 3 maçın 3'te 3 yaparsa Galatasaray büyük bir moralle gitmiş olur derbiye. Ama onun dışında şu anda bakıldığı zaman Galatasaray'da şampiyonluk şansında en az Trabzonspor kadar, Fenerbahçe kadar var. Ve kısa vadedeki fikstür avantajı Galatasaray'da. Son 8 haftadaki fikstür Fenerbahçe, onu hep söylüyorum. Dolayısıyla bugün de kadroda Galatasaray'ın galibiyete, bugün Falcao, Lemina yok diye böyle üzülecek bir kadro değil. Adem de Kayserispor böyle yabana atacak bir takım değil. Evet ligin sonuncusu ama devre arasında iyi transferler yaptılar. Ligde kalma mücadelesi veriyor. Prosonaçki takıma büyük bir hava kattı. Fakat iç sahada da kaybetmek istemeyen ve kaybetmeyen bir Galatasaray var. Kadrolara girmeden bakıldığı zaman hemen şimdi ben nasıl bir sistemle, nasıl bir 11 ile çıkar Galatasaray? Baktığın zaman Mustera, Mariano, Ahmet, Marka, Lines. Biz de muhtemelen 11'imiz varsa ekranlara getirelim. Nasıl bir savunma hattı ve orta sahada Lemina'nın yokluğunda nasıl bir kurgu bekliyoruz? Ekranlara getirelim bizler de. İşte geldi. Kaleci Mustera oynayacak. Savunmada stoper ikilisi Ahmet Çalık Markao, beklerce Lines Mariano.
Seri Donk ön libero'ya geçti. Seri'nin yanında oynayacak. Orta sahada Feghouli, Emre Akbabah, Ömer Bayram ve ileride Adem Büyük 11 ile oynamasını bekliyoruz. Galatasaray'ın Onyekuru'da yedek kulübesinde olabilir. Ben de aynı 11'in bu şekilde sahaya çıkacağını düşünüyorum. İşte belki Donk stoperde Markao ile beraber olur mu denildi ama Donk'u eğer stopere çekmiş olsa Galatasaray'a da hoca, bu sefer orada libero'da Seri'nin yanında Bellanda oynayacak. O da orada zayıf kalır. Yani o direnci orta sahada topu alacak Lemina'nın yerinde ben Donk'u düşüneceğini ihtimal veriyorum hocanın. 11 bu şekilde olur. Maçın gidişatına göre taraftarların beklediği, işte senin de ifade ettiğin gibi Onyekuru çok özlendi. Gelmesi, kiralanması Galatasaray taraftarları çok mutlu etti. Orada Bellanda, Onyekuru ve Jesse Sekitika'da maçın gidişatına göre eğer beklerde bir sakatlık olmazsa bu 3 oyuncu ya da en az 2 oyuncu değişikliğiyle maçın gidişatı değişebilir. Galatasaray bu kadroyla sahaya çıkar ve beklediği galibiyeti büyük ihtimalle taraftarın da baskısıyla, taraftarın gücüyle de alabilir. Futbolda her şey vardır. Futbolda her şey olabilir. Yani Galatasaray bugün 3 atar, 5 atar demek biraz tribüne oynamak olur. Atabilir. Evet. Farklı da kazanabilir. Ama Kayseri Spor, lig sonuncusu burada Galatasaray Kayseri Spor'u rahat mı yener? Baktığın zaman rahat yener gözüküyor. Fakat onların da bugün buradan bir puanla ayrılmak için o Anadolu takımlarının yapmış olduğu ilk şeyi göreceğiz. Hani biraz önce bahsetmiştik, evet. Savunma. İlk önce gol yemeği mi olacak Kayseri Spor? Sahaya otobüs çekme diyorlar ya ona. Aa, işte ha orada otobüs mü çeker, tır mı çeker, ne çeker. Ama Galatasaray o seyirci baskısıyla, seyircinin direniyle baktığın zaman o kapalı savunmayı da aşmasını bilecektir yani. Ya şimdi Galatasaray'ın bir gücü var. Tartışılmaz bir gücü var ama oyunda sıkıntılar da var. Yani her ne kadar dile getirilmese de hala bir sistem sıkıntısı aslında yaşanan bir takım varsa o da Galatasaray. Hala bir sistemi futbolcuların da zaten rahatsız olduğu birkaç futbolcu, işte Enzonzi bile ayrılmasında bir türlü organizasyonun içerisine giremediğinden şikayet. Giremediği için gitti zaten. Işte gitti. Yani. Giremediği için gitti. Yani o çok biraz da konuştu gittikten sonra. Giden futbolcular çok fazla konuşmaz. O bence biraz önce senin Rami'de söylediğin şey. Fransa Dünya Kupası'nda yer almış bir oyuncu. Galatasaray'da olmadı. İlk 1-2 maç oynadı. Ondan sonraki sistemin içinde takımın da huzurunu bozmaya çalıştı. Sonra da tarihinde, kariyerinde bir kadro dışı yazdırdı yani. Yani Galatasaray formasıyla sahaya çıkan, özellikle kendi evinde sahaya çıkıyorsan zaten 1-0 galip başlıyorsun. Ama rakip etkilenmiyorsa Galatasaray'ı Türk Telekom'da da rahat yenebilecek duruma görüyor şu anda rakipler. Yani bir puan alıp gidebilirim gibi görüyor Galatasaray. Çünkü bu sene Galatasaray'da bir problem var, bu dile getirilmiyor. Problem var. Yani problem Feghouli eski Feghouli değil. Bir Donk ayakta biliyor musun? Benim gördüğüm. Ayakta olmayan kim var? Yani hepsi yeni zaten. Geçen ilki kadroyla. Yani şu andaki kadroya baktığın zaman bana şu anda hepsini derken Mariano, Aykut, Marka, Lines, Seri, Donk, Feghouli, Emre, Ömer, Adem. Bu kadro ilk yarının birinci Akbaba'nın Emre Akbaba'nın iyileşip sahalara dönmesi takımdaki o ileri uçta bitiriciliği tamamladı. Yani oraya kadar bir şekilde geliyor Galatasaray. Yani Lines'i, Mariano'su bir şekilde getiriyor oraya topu. Yani futbolda sistem var mı? Var ama sistemde aksaklıklar olabiliyor. Ama Galatasaray'da bu aksaklık üst seviyeye çıktı ki Sayın Fatih Terim de transfer istedi. Mesela stoper istedi. Sol bek istedi. Yani devre arasında yeni bir sezon başında yeni bir kadro kurmasına rağmen devre arasında yeni kadro kurabilecek oyuncular sayıda oyuncu istedi. Bu da neye geliyor? Galatasaray'da bir problem vardı ama Galatasaray... Problem derken problem eksiklik anlamında. Yoksa problem bazı futbolcuların performansının düşmesi her takımda olabilir. Fenerbahçe de evet. Ben sana sayarım 7-8 tane futbolcu evet. Gelip de beklentinin altında kalan hala takımda... Yedek kulübesinde bekleyip işte satışı yapmak isteyip satamadığım birçok oyuncu var. Evet. Yani problem derken takım içinde böyle sanki şey anlaşılmasın. Performans anlamında problem diyelim. Yani sanki böyle bazı futbolcuların... Enzonzi gibi Fatih Terim ya da teknik heyette baş kaldırıyor anlamında olmasın yani. Ben teknik anlamda canım yani yok çok biz içeriği bilemeyiz. İçeriği evet. Sen bilirsin. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan Aygın, Savaş Çorlu'nun kıymetli değerlendirmeleri için ağzınıza sağlık. İyi pazarlar diliyoruz herkese. Söylemiştik bugün
Taçsız Kral Metin Oktay'ın doğum günü. Sahadaki duruşu, yeteneği, golcülüğü ve yaşadığı gol krallıkları sayesinde Taçsız Kral lakabıyla anılan Metin Oktay, bundan tam 50 yıl önce Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile yapılan jübile maçıyla futbola veda etmişti. Günümüzde görmeyi özlediğimiz futbol yaşamıyla doğumunun 84. yılında Metin Oktay portresiyle sizlere veda ediyoruz ve Taçsız Kral'ı bir kez daha saygıyla anıyoruz efendim. Hoşçakalın.